Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala resulina Muhammedin selavat. Kardeşler, gece ve gündüzümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak aklına mukayyet olanlardan eylesin. Aklını aklı ile yapılandırmayı, vahiy ile, hakikatlarla, vahiy hakikatlerle muvaffak olmaktan başka çare yok. Cenab-ı Hak onu idrak ettirsin, izan ettirsin inşallah. Bizi bırakmasın. Biz bizi unuttuğumuz zaman o bizi unutmasın. Bu arada Nadir abimize de Cenab-ı Hak şifa versin, gene yanımıza katsın. Dedim ya Rabbi, Arnavutköy bitene kadar onu alma bizden. Teris olacaksa oradan olsun. Ama Arnavutköy'ü de biliyorsunuz diş sıva başladı. Çok şükür oraya kadar geldik. Bakın, gidiyor. Bugün kaç? 5 mi? Bugün 5 Eylül. 5 Eylül. İstersen şey yakın bu sırf buradaki işi. Biraz karanlık oldu gibi. Arkanızdaki. Aradaki de. He. Tamam, güzel. O da. Hepsi birden yak. Tamam. Ayıramaz. Tamam, onu da yak. Onu da yak. Onu da yak. Onu da yak. Yak. Yine şu olunca şey yaparız. Başlayalım. Bugün tamam. 5 Eylül 2021. Mekanımız Tepecik, İstanbul, Türkiye. Ve Dima dersi 172. Dima dersi. Bu kadar nasıl bir şey oluyor? Sakın demeyin. Çünkü demiyorsunuz da. Vahiy muhatap olacak bir seviyeye getirmek vahiy ile aklı kolay iş değil bu. Vahiy ile aklı vahye muhatap olacak bu hale getirmek, aklı eğitmek. Affedersiniz ama tabirler ağır gibi, köpeği eğitmekten zordur. At eğitmekten zordur. İnsanı dayatan 4 tane sistem var. Geçen bir ders yapmıyor. Enfusi derste bahsetmiştim. İnsanın 4 tane zulmet sebebi. İnsanın 4 tane zulmetinin sebebi. Nedir o? Senin elinde olmayan bir, doğa, tabiat, yer çekimi, yaşlı olmak, ihtiyarlandırması, istediğin gibi olmuyor. Yani buraya gelişi senin isteğinle olmamış. Vefatın da seninle, gene senin isteğinle olmuyor. Bu insanın birinci zulmeti. Bir derece bundan çıkarsın, sıyrılırsın. İkinci insanın zulmet sebebi tarihtir. Tarihi hakikatlardan sıyrılamazsın. Anne babanı sen seçmemişsin. Tarihe doğmuşuz. Bir kültüre doğmuşuz. Tarihin hakikatleri insan üzerindeki baskılayıcılığı var. Müslüman olmuşuz en az. Çok şükür. Tarihin şeyi dayatması var. Üçüncüsü, gene sen kaçınamazsın bu üç tanesini. Sosyal yapı, yaşadığın yer, mekan, yaşın, mekan, yaşın ve tarih 2021 ve sosyal çevre, cemaatin olur, toplum olur. Bu insana dayatmasıdır. Bundan kaçınılmaz. Bu Müslüman, kafir fark etmeden bu insanın üç tane zulmet duvarıdır veya nurun vesilesidir. Bu yönetilebilir. Yani tabiatı teknoloji ve ilim ve bilimle yönetebilirsin. Bilim ve ilimle. Bilim doğa yasalarını çözmekle, lisanını çözmek. İlim ise kendini tanımakla. Tarihi İnsanın değeri kendindendir, neslinden değildir. Tarihi de anlamlandırabilirsin doğruya doğru vesaire. Yani bir şekilde onu yaptık böyle. Bir dersti. Uzun oldu biraz orada.
Üçüncü sünnet neydi? Sosyal yapı. Oradan da bir cemaat olma, herhangi bir yerde bulunma, sıyrılabilirsin. Ama dördüncü nur ve zulmet sebebi kimdir? Sen sanasın. Yani ben benden nasıl sıyrılacağım? Ben beni nasıl kontrol edeceğim? Ben beni nasıl eğiteceğim? Bende nasıl yaşayacağım? Bundan kurtulmanız imkansızdır, kaçamazsınız. Doğadan ölünce geçersiniz, tarihten sıyrılırsınız, sosyal yapıdan kurtulursunuz ama ezeli ebedi olarak sen senden kurtulamazsın. Sen sendesin, sen sende yaşıyorsun, sen seninle barışık olmak zorundasın, sen senden zevk alman lazım, sen seni yönetmen gerekiyor vesaire. Sen sana musallatsa zulmetin sebebidir. Aklına bela ise, aklına bela oldu mu artık ne ararsın düşman hal işte. Kaçamazsınız bundan. Tek çaresi var. Başka yöntemi yok. Bunu tanıyacaksın. Bu sistemi tanıyacaksın. Ve savaşmayacaksın. Yöneteceksin. Üzerinizde heyelan geliyor. Dağ geliyor. Durduramazsınız. Herhangi bir durdurakla durduramazsınız. Durağan değildir bu. Ne yapacaksın? Durdurmaya çalışma heyelanı. Bir sel geliyor. Onu yönlendirmeye çalış. Bu nasıl bir şey? İnsanın serüveni bitmez. Mesela insan seyru afaki, seyru enfusi, afaki bitebilir. Belirli yerde bitiyor. Ama seyru enfusi bitmez. Urucu nihayetsiz devam eder. Hiçbir zaman insan seyahati bitmez. Çünkü aslına varamaz. Bunu iddia edenler çok büyük bir yanılgıya gitmişlerdir. Mesela panteistler gibi. İnsan terakki ede yaratana benzer der. Oysa şunla bilmeyerek şunu ifade etmişlerdir. Ben külliyattan anladığımı söylüyorum. 20. mektupta insan şeyi var orada, 5 tane remiz 20. mektupta. Oradan çıkarımı söylüyorum. Lütfen bunu çok dikkate alın. Oradan anladığım bir cümleyi söyleyeceğim. İnsan terakkisi devam ederken yaratan durağan değildir. Duran bir şey değil ki insan terakki ede ede yetiştim. Seni yaratan esma durağan değil, durmuyor ki insan tanrılaşsın, aslına ulaşsın. Hiçbir zaman ulaşamayacak çünkü seni yapan esma durağan değildir. Duruyor da sen en sonunda yetiştin işte. Terakki ede de hiçbir zaman böyle bir şey yoktur. Seyahati de yoktur. Ondan onadır. Biz herhangi bir esmanın diğer esma içinde, celalde, cemal içinde diyor 24. söz. Cemal, celal içinde, celal da cemal içinde seyru seyrediyor. Mesela Adem nedir der 59'da mektubatta. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvardır. Yani perde örten değil. Perde örten değil. Ortaya çıkaran külliyatta perdeyi gördüğünüz zaman hep böyle kapatan örten dersen hakikaten manayı kapatırsın. Ekseriyeti mutlaka ile kahir ekseriyeti perde mana söylüyorsa hep açan manasındadır. Sinema perdesi gibi, hava perdesi gibi, toprak perdesi gibi. Bu perde o manada kullanılıyor. Onun için bu tabiat perdesi, hava perdesi bize perdeyi anladığımız, toplumsal bir anladığımız kelimeyle baktığımız için
Örte manasında, manada da bizde örtüldü şimdiye kadar. Şimdi, dört tane zulmet veya nurun sebebidir. Üçünden sıyrılırsın ama dördüncüsünden sıyrılamazsın. Başka şansın yoktur. Birincisi tabiattır, doğadır. Doğmandır, ölmendir. Bundan belirli bir şekilde kurtulursun. Kuş gibi uçarsın, uçakla. Balık gibi denizaltıyla yüzersin vesaire. Elbiselerin de yanmayan elbise. Yani doğanın dayatmasına bir derece kurtulursun. Birinci dayatma budur. İkinci dayatma tarihtir. Senin elinde değildir bu. Yani bir kültüre doğmuşsun, bir anne babanın vasıtasıyla doğmuşsun, kültüre doğmuşsun. Kültüre doğduğun zaman o kültürün tarihi var. İslam tarihidir, Osmanlı tarihi vesaire. Bundan bir derece kurtulursun gene. Üçüncü insana dayatması, zulmeti veya nuru sosyal yapıdır. Sosyal sistemdir. Bundan bir derece cemaatlaşarak kurtulursun ama üçüncü zulmet veya nur sebebi sen sendesin, sen sende doğmuşsun. Sen sende doğmuşsun. Anadan doğan beşerdir. Kendinden doğan insandır. Biz insan değiliz. İnsanlık olmak yolunda çalışıyoruz. Olduğumuz kadar insanız. Ne kadar? Terkler ve tecerrütlerle insanız. Anadan doğan beşerdir. Kendinden doğan insandır. Ruhtan doğan ruhtur der İsa Aleyhisselam. Ruhtan doğan ruhtur. Akıldan doğan akıldır. Kalpten doğan kalptir. İşte bizi yaratan Zat-ı Zülcelal haşa ve esması durağan değil ki bir yerde duruyor. Biz de nefes nefese kaldık da terakki ettik de en son aslımıza ulaştık. Yaratan durağan değildir. Aslına hiçbir zaman varılamaz. Peki nedir bu? Bunlar ne anlatıyor? Aklımızı aklımızla yönetmenin yöntemi vahiydir. İşte bu dersler vahyin gölgesinde vahyin vazifesini yapan şumulu ilhamdır. Bu dersleri çok ciddiye al. Aklın kadar önemli. Aklın malzemeleri ve merdivenleri. Aklını aklınla yönetemesen aklın aklını cehenneme çevirir. Bu sefer garip garip şeyler oluyor. Tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Biliyor musunuz? Tuhaf tuhaf. Sırf Müslümana değil. Kafir de dahil. Dinden kopuk insanların aklı aklına bela oldu mu Don Kişot zanneder. Eğer İslam kimliği varsa kendisini Mehdi zanneder. Bu alamettir ki aklı akla bela olmuş. Ya. Böyle akıl hastanelerine gittiğiniz zaman hep kurtarıcı olarak görürler kendisini. Tanrı olarak gören var. Menfi Tanrı söylüyor. Kendi İsa bilen var. Mehdi bilen var. Niye bu? Aklı aklına bela olduğu için. Aklını aklınla yönetmenin yolu vahyin gölgesi olan asrın imamlarının eserleridir. Eski müceddit olmayan eski yöntemlerle bu akılda bulunduğu için bu asırda bu asrın bu aklı eski yöntemle yönetemezsin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Dema dersimize hoş geldiniz. Hulasa yapmak istemiştim. Artık uzatmayayım dedim. Epey gittik 172 tane. Cümle cümle yapmak istedim ama yapamadım. Olmuyor. Diğer dersler gibi olmuyor. Şuur bir cümle söyledim. Tefekkürü bir cümleyle ifade ettim ama aklı yapamadım. Mutlaka okumam gerekiyor. Ademe çalışıyorum. Acayip yani. Müjdeler olsun ki İmam-ı Rabbani Hazretleri de müjde vermişti. Her derste söylüyorum. Bir tamami Adem mevzusu Asr-ı Saadet'te. Tabi'in ve Tebe-i Tabi'in 300-400 sene içerisinde tek tüklerde olacaktır dedi. Olmuştur. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubundan söylüyor. Bir tamami ahir zamanda Mehdi'nin cemaatinde bu Adem bütün tafsilatıyla ortaya çıkacaktır. Rabbim diyor, Rabbim, Cenab-ı Hak diyor,
o Adem mevzusuyla kendini, yani benim o ifademi söylüyorum, tam şey yapamadım, farklı şekilde varlığını ihsas edecek diyor. Varlığını gösterecek. İlimle değil, Adem'le. Size bir şey de söyleyeyim, çalışıyorum. Allah muvaffak ederse inşallah. Psikolojinin farklı boyutta, 400 küsür tane psikoloji, zaten bedensel psikoloji değil yani, tıbbi, yani biliyorsunuz dinleyenler. Adem'e aktarıldı bu psikoloji. Yani ademi bir şey, hep biz yüzeysel konuştuk 400 küsür sene derste, psikoloji dersiyle. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ifadesini söylüyorum. Eşyanın mahiyeti, hakikati Adem'dir diyor. Ve insanın behmi Adem'dir diyor. Adem'den kaynaklanıyor diyor. Bizi taşıdı, kabul Adem, Adem'i kabul. İkisi farklı. Yeni yeni şeyler öğreniyorum. Yeni yeni psikolojiye start verecek bir şeydir. Motor, araba motoru nasıl çalıştırıyorsun biliyor musun? Arabaya düğmesine bastığımız zaman direkt motor çalışmaz. Onu çalıştıramazsınız aküyle. O güç etmez. Aynı yerden mi okuyorsunuz? Risale oradan değil mi? Evet. Ya. Hep Risale'den mi? Hep Risale. 50 seneden beri mi? Okuyor 50 seneden beri. 50 seneden. Eyvallah. Yeni ilk defa. Affedersin, çok üzüldüler. Tuvalete gidiyorum, lavaboya gidiyorum. Aklım orada. Allah Allah. Lavaboda. Kaç defa acaba lavaboda abdest? Yarı da kaldığını söylüyorum size. Yalan söylemiyorum. O da kabul Adem. Adem'i kabul. Tasavvurdaydı. Bir baktım ki Eyne Sera Mine Süreya. Tasavvurda Adem'i kabul var. Tasdikte kabul Adem var. Ne oldu psikoloji? Bilseniz alemimizde, iç alemde neye malzeme olur? İlk defa. İkisi tasavvurdaydı. Acayip bir şey. Allah diyor ki Celle Celle, ol. Ey sema ve arz. Artık Adem'den vücuda çıkın diyor. Kime diyor? Sema 428 sözde. Sema varza diyor. Vara diyor yani. Vara diyor ki Adem'desiniz diyor. Ey sema arz diyor. Ona diyor yani. Siz diyor. Ona isim veriyor. Ey arz ve sema. Adem'den vücuda çıkın diyor. Demek Adem yani yokluk olsa kime isim veriyorsun? Neler yazmış bu külliyat? Tuhaf. Tuhaf, tuhaf. Garip. Adem kainatta, şeceri hırkatta yok. Adem kainatta, şeceri hırkatta Adem-i Sırf. Alfabesi bu. Risale okumalarını, Risale-i Nur'un sistemini, sistemiyle sistemimizi çözüyoruz. Ben oraya kabul Adem, Adem'i kabul. Ne yapacağım ilim? Kendimi çözmeye çalışıyorum. Bir baktım ki Adem'i kabul tasavvurdur. Adem'i kabul. A. Lakaytlıktır. K ile başlıyor. Kabul Adem ise bir iddia. Bu batıl bir küfürdür. Bu batıl bir ilimdir. Tasdiktedir. Batıl bir ilim. İlimdir. İlmin en zirve seviyesi şu anda Yasin, senin en zirvesi, bütün ilimleri yaptın şimdiye kadar. Zirve nereye geldi biliyor musun? Bilmediğini biliyorsan ilmin kemali budur. Bilmediğini bilmek seviyesidir. Kemalat budur. Cehaletini anlamakmış bu kadar ilim. Oysa bir cehaletten kurtulmak zannediyorduk. Evet. 101 sayfa. Defter 28. Dima. Muhakemat 155. Kendini kendine yöneteceksin. Başka şansın yok. Başka şansımız yok. Evet, ilimden cehildir. Doğru. İlmin ilmi. Yani ilmin kemalatı nedir? Tamam, ne kazandırdı ilim sana? İlim midir? Malumat mıdır? Söylüyorum bakın. İlim sana ne kazandırdı? Ağacı diktik kirazı, incili diktik. Ne kazandırdı? Hiçbir meyve vermiyor. İlmin meyvesi nedir? Yani kemal hali nedir? İlmin ilmi cehaletini bilmektir. İlim bilmektir. İlim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmesen nice okumak. Eğer ilim kendini bilmemeye, iddialara, davalara, bildiğini zanlara götürüyorsa ilim değildir o, bilgidir. İlim değildir. İlmin ilmi, yani kemali ilim, cehaletini bilmektir. Serüveninde devam ediyor. Çünkü seni yaratan zat durağın değil. Durmuyor ki terakki edip de ona ulaşasın. Hiçbir zaman ulaşamazsın. Çünkü esma durağın değil. Bilmediklerin ilimse eğer. Bilmediklerin ilmin kemalatıdır. Bildiklerim ne o zaman? Bilgi şu anda. Ona bastı çıktı. Eğer ben bilmiyorum'a gelmişsen geçmişin ilimdir. Bildiklerin bütün hepsi ilim. Eğer ben bildim canım var mı canım, böyle iddialara, davalara kalkılıyor ya mesela biz kalkıyoruz. İlmime itaat edeceksin, şey yapacaksın, ben biliyorum. Yani ilmi öğrenmeye daha ihtiyacımız olmuyor yani bu. Bu yani öyle bir hal var ki her şeyi ben biliyorum. Akılsız oluyor abi o zaman. Akılsız oluyor, zeki yok. Akılsız oluyor. Dolayısıyla geçmişi nasıl kurtaracaksın? Kazandıklarınla Allah Allah. Hakikaten ya. Ulaşmam gereken Zat-ı Zülcelal esması durağın değil. Durmuyor ki. Ben de koştum koştum duruyordu orada. Karusa dağa çıktım. Niye? Duruyordu tepeye. Gitmiyordu ki. Ha yetiştim. Beni yaratana ulaştım. O durağansa ulaşırsın. Durağan mıdır? O zaman bu şu andaki örneğin ilimle haddimi bildim. Ulaşamayacağım. O zaman bütün geçmiş bilgileri ilim oldu. Eğer benim gibi var mı ya benimle gösteriliyor yani demek ki bensiz olmaz bu hizmet ya. Bensiz olur mu tövbe ya aşağı vesaire. Bütün geçmiş ilimler bilgiye dönüşür. Bilgiye dönüşür. Bilgi de sana kitap yüklü merkebe benzetiyor Kur'an. Yüklenmiş alim midir ışık? Yüklendiğinin tersini yapıyor. O anırması o anda cinselliktir o. Her türlü şehvete kuvveyi şehveyi dahil edebilir. Hepsini. O anırması seslenen fenası da diyor. O ışık sesi diyor. Çünkü kitap yükü. O kitabı varken ilim kitabı aşağıda bu sesi yapıyor. Yani her türlü aşırı meta, istekler yani. O şeyin anlamı. Yani dinin her türlü nimet için. Ya. Kardeşim bu başka bir şey. Burada oraları yaşatıyor. Ya bu akşam, Allah Allah, aynı böyle bir şey miydi ya? Ali ile Erdinç'i şey yapınca, yan yana gelince şey yaptım, festival. Yani böyle olmuştu ya, mekan. Şöyle şimdi de, böyle gözüm kayınca hatırladım ha. Şöyle, mekan, aynı mekan, her şey aynı. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam bir müjdesi. İlim meclisleri cennet bahçenin bir bahçedir diyor. Nasıl bahçedir ha burası? O kamelya tak tak. Hani vardı ya komutan yapmıştı böyle. İnsanı kesmişti böyle sayfada. Böyle kesmişti böyle 10 tane 20 tane. Ama katlayınca tek bir insan oluyordu. Yani şeye de benziyor ya. Kağıt. Katla. Tamam mı? İne der ama karşıda. Ama aç. Katladıktan burada yürü bakalım. Ama deldin oradan geç tünelden. Usta tünelden geçtim diyor. Ya bir tane peçete verseniz uzun peçete var mı? Yok mu? Ya bitirmiş. Abi bunu da fark ettiyseniz o zaman sizin deyiminizde müjdeler olsun kalbu kalbisindesiniz. Yani Allah'ın ikramı hepimize şöyle pat pat mesela öyle bir göz şey oldu ya düşkünlüğü şey yap. Kardeşim kalk bir tanesi kalk. Gidin bakayım ruhla getirin bir tane. Hadi. İlimde tembellik yok. Git getir. O getir bana bir tane. Ben oradan getirsen şimdilik. Ver abi. Tünel vari diyor. Ver abi. Ver. Mendiller bu iş için yarıyor. Tamam. Şimdi buradan kalktım. Yürüyorsun. Çok uzun. Geldim buraya.
Sona gel. Usta tünel diyor, tünel. Tünelden geçtim diyor. Orada tünel var bir diyor, seyahat başladı diyor. Sonra tünelden, sonra mıdır önce midir zembiller oldu. Sonra benim yolculuğum durmadı diyor. Tünelde ilk önce bir elektrikli bir alet var. Sonra beni bir yere sevk ediyor diyor. Tünel bitince zembil başladı. Anlıyor musun? Birincisi kainat, ikincisi şeceri hilkat. Tamam, bir ele koy şimdi sevgili kardeşim. Ama ver göstereyim ben. Ver abi. Ver, tam bu kendisi. Aa, tünel. Tamam, tünel. Şimdi bunu açmaya kalksan bu yol biter mi? Der, tünel. Biter mi? Tünel bitince zembil başladı. Sonra diyor, beni durdurmuyor diyor. Süreç devam ediyor. Zembil geldi diyor. Ben de bir tanesine takıldım diyor. Birisi kainattaki sefer, birisi şeceri hikatta. Sonra o acaba ne oldu ya, ne yapıyordu zembilde? Yatsı namazında o aleme girdim diyor. Sonra 406 mektubatta, gül goncası gibidir diyor. Alemi kainatın dışına çıktı, nasıl anlarsın? Kainatı diyor gül goncası gibi gördüm diyor. Şimdi tuhaf bir şey yani. İlim elde senin bir bahçe midir? He. Bunu ver Erdinç'e. Şimdi nasıl oluyor biliyor musun? Tak tak. Aynı şekil, suret aynı. Bunu alınıyor, bu geliyor. Böyle bir şey oldu. Gözümle de buraya kader beni sevk etti. Şimdi tak tak böyle oluyor. Demek ki göz oldu da yani öyle zan bunlar. Fakat bunu konuşmaya severim. Tak tak. Ben buz kemiğinde aynı zemin oturdu üzerinde. Bakıyorsun ki ilim meclisleri bir meclistir diyor. Cennet bahçeleri bir bahçedir diyor ilim meclisleri. Buna deli bu bir şey değil ki mekan. Ya akıl gelirken buraya derse veya siz biz. Tak tak. Tak tak olmadı mı? Şu anda derse gelince tak tak. Hop üzerine bir şey geldi. Ama aynı. Şu anda bedende değil. Beşeriyetten çıktın. Muhakemat 155. Funun ve ulumun. Funun bilim. Fenler. İşte tabut-u sekine zahiri bakılıyor ya. İşte tabut nerede vesair. Kur'an'ın sarihine, saraatına has nazar ediyor. Ettiriyor. Aynı şey. Funun. Funun ve ulumun zübde-i hakikiyesi. Yani hakiki özleri, bütünselliği. Berahini akli üzerine müesses olan diyanet ve diye devam ediyor. Ne anlamışız o zaman? Aklın yöntemi burhanlarla işliyor. Demek ki berahini akliye, akli deliller, vahiy alınan delillerle, fenle, fununla ilim birleşiyor. Fenler zekavete, ulum, ilim akla bakıyor. Vahiy ile cem olur. Arkadaşlar, fenler zekavete, iyi bir mühendistir. İyi bir doktor olur. İyi bir alimdir. Ama ihlaslı olmak başka bir şey. İlgilidir. Ama eğer vahiy ile o anlamlanırsa, o doktor, o marifeti marifetullah olur. Yani ilim akla, funun, fenler, zekaya. Berayin akliye ile, akli delillerle onlar bütünleşir. Divan-ı Harbi Örfi 28, zira şimdi hüküm ferma, şecaat imaniye ve akliye ve fenniyedir. Hüküm ferma, yani aklın ferman nedir? Şecaat imaniye, onu doğuruyor. Yani vahya muhatap olduk. Neyi doğuruyor? Şecaat imaniye. Başka? Aklından aklın. Ondan sonra fenniye de marifetullah da. Fenler de öyle çıkıyor. Yani mesela peygamberlerin mucizeleri ve kitaplarındaki şeyler
fenin ümdelerini, çekirdeklerini ve hedeflerini gösteriyor. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın hudut kuşuyla santuruş, değil mi? Madenlerin çıkmasına vesaire. Süleyman Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın orada sırayla konmuş. Bir de teknoloji sırası var orada. O peygamberler 20. sözden söylüyor. Demek ki şecaat imaniye aklın akla hakim olmasıyla oluyor. Bu niye dedi, niye yaptı, nasıl der ya, nasıl yapar? O kardeşim şecaati kalbiye esif yok. Aklın da şecaati var. Yani aklın kahramanlığı, mücahitliği. Mesela diyelim ki birisinin söylemesi suç ve hiçbir şey yaramaz. Mesela ben hastaneye gideyim. Hastalara veya hasta yakınlarına dil dökeyim bir saat. Doktor Fikret dese ki kardeşim şu şudur, şunu yapın. Kaç tane? 10 saniye almadı. Kimi kalı alırlar? Hiç beni nazar almazlar. Bana derler ki sen git medresende vazife yap. Senin söz sahibin orada, burada değil. Ama nedense orada bana medreseyi gösterirlerken bir dinden kopuk, dinden zıt olan bir doktorun da din hakkında söylediğine de doktordur, bunun sözü de muteberdir diye din noktasında sözüne itibar ediliyor. Ben tıp noktasında itibar görmüyordum, sen de olmayacak yani. Ama ikisini cem eden funun, fununu medeniyedir. İkisinin cemiyle, değil mi? Neydi o cümle? Fununu medeniyedir. Kalbin, aklın ve kalbin terakkisi nedir? İmtizacıyla diyor. İmtizacıyla, peki nedir? Marşın nasıl geçiyordu? Aklın nuru. Aklın nuru, fununu medeniye, kalbin nuru, kalbin ziyası, ulumu diniyedir. Aklın nuru, fununu medeniye, kalbin ziyası, ulumu diniye. Bir tanesinden taassup, bir tanesinden inkar çıkar. İkisinin ceminden ne çıkar? Hakikat ortaya çıkar. Divan-ı Harbi Örfi 38. Ve itaat bozulduktan sonra müstebitler, cahil mutasıplar, dinde hassas. Bu çok önemli. Bak mesela çok dindar değil mi mesela? Adam acayip. Mesela ayakta su içmeye kızar. Torununa kızar. Bilerek söylüyor. Oğlum ne yapıyorsun ya sünnetece? Ayakta su içiyorsun. Diyor. Torununa faiz parası yediriyor. Ne diyor? Diyor ki burada. Bak niçin söyledim? Niye atladın? Önceden söyleyeyim de burayı. Bak. Dine itaat bozulduktan sonra müstebitler, cahil mutasıplar, yani devletin müstebitleri, cahil o softalar, din adına softalar, mutasıplar, dinde hassas, muhakeme akliyede noksan bu insanlar, bak bir de söylüyorum, dinde hassas, öp, mekruhtur. Ama muhakeme akliyede noksan olanlar, iyilik zanniyle o bataklık zeminde tohum ekmeye başlamalarıyla. Şimdi ne anlamışız? Muhakeme aklın sıfatlarındandır. Bakın dinde hassas, bunu kaçırmayın, bu çok önemli. Dinde hassas. Mesela sağlık cübbedir, işte dershanededir, vakıftır. Ne derseniz deyin. Hassas, edebe, hayaya, şuna buna dikkat ediyor. Fakat muhakeme akliyesi yok. Yani aklının elinde metre ve kantar yok. Muvazenesiz ve muhakemesiz. Kantarsız ve metresiz. Ne yapar? Ya ifrat ya tefrit. O dinde hassası sizi aldatmasın ki dinde feveylün lil musalli. Hadiste de kişinin din namazı aldatmasınız. Ben sizin Kur'an ayrı söylüyor, peygamber ayrı söylüyor. Ben bugün dininizi tamamladım diyor. Kim söylüyor? Ay. Kur'an söylüyor. Ben ilmi tamamlamaya geldim. Kur'an'ı tamamlamaya mı geldim dedi. Hayır. Neyi tamamlamaya geldim? Ahlakı tamamlamaya geldim. Eksikti yani.
ahlakı tamamlamaya geldim. Hikati mi? Ahlak diyor, ahlak. Huylar, huluklar, içsel denge, içsel terbiye. Kuvve-i şehriye, kuvve-i akliye, kuvve-i gadaviye, vefa, haya, edep, mesela şefk, surur, şefkat, şefkat, muhabbet. Yani insani değerleri kıblesine koymaya geldim diyor. Ben ahlakı tamamlamaya geldim diyor. Kur'an ben sizin dininizi tamamladım diyor. Yani sistem bitti diyor Kur'an. Peygamber diyor ki sizi diyor bu sisteme uygun hale tamamlamaya geldim ben de. Onun için ahlak çok önemli. İlim değil. Şimdi niçin söyledim bunu? Vakıftır, bak bizden hocadır, şeyh'tir, halifedir, ustattır, dır da der. Ama çok hassas, dinde hassas. Ama o hassasiyeti, o bilgisi, sünneti, muhakeme-i akliyesi yoksa, o bilgisi, o hassasiyeti dine zararda olur. Onu nasıl göreceğiz muhakeme-i akliyesi var mı yok mu, nasıl tespit edebiliriz bunu? Şimdi biraz gideyim de, çünkü bam telidik biraz böyle. Şeydir. Belki meylime göre konuşurum diye korkuyor. Biraz gideyim. Mahkeme... Abi şunu sorayım. Bir zaman siz bana söylemiştiniz de çok zor vakit geçti ama şimdi sanki biraz anlıyorum. Soru. Peygamber Efendimiz sizden öncekiler yani sordukları sorulardan dolayı helak oldular tarzında bir hadis var. Bu sanki bu mu abi? Yani? Evet. Yani mesela diyelim ki kendisine lazım olmayan şeyler. Mesela diyor ki peygamberimize geçmiş dediğim için söylüyorum. Geçmiş bazı kavimler sorularla alakalı. Nasıl olur? Mesela diyor ki adam şimdi nerede yaşıyor İstanbul'da? Kutuplarda adam nasıl namaz kılacak diyor. Ay'a gidilirse diyor bana. Namaz nasıl kılacak diyor. Yani ondan da söylemiş de haberi yok. Ama sana bir kere cevabım sana bu lazım mı? Niye soruyorsun? Oysa dünyanın kıblesi var. Ay'da da kıble var biliyor musun? Beytül Mamur'dur ayın kıblesi. Ayda var. Kıblename orada var. Beytül Mamur diyor. Hadiste. Arzdaysa Kabe'dir. Deldiğin zaman böyle şey gibi tespih tanesi gibi ip Beytül Mamur'a denk geliyor. Yani ama sana lazım mı bu? Mesela diyor ki adamın böyle bir derdi yok. Adamın bir din diye bir derdi var veya yok bilmiyoruz. Edison cennete gidecek mi diyor. Sana ne adamın böyle bir derdi olmamış ki. Sen onu mu dert edin? İşte geçmiş asırdakilerin helak olması. Ondan dur diyorum ki arkadaşlar laf dinleyin. Laf dinleyin iki. Laf dinleyin. İnternette ateistlerle şunlar deistlerle uğraşıp cevap vermeyin. Uğraşmayın. Zaman vermeyin. Bu tuzaktır. Sizi içeriye çekiyor. En masum ifadeyle yapman gerekenleri yapamazsın. İkinci ifadeyle meşgul olabileceğin o masum ihtiyaç sahiplerine ulaşamazsın. Bu bir tuzaktır. İkinci emirden de söylüyor. İhvan-ı Müslim nurculuk mukayesesinde söylüyor. İşini yap. Herkes her şeyi biliyor. Bunu unutma. Herkes her şeyi bildiği için herkes layık olduğu yerdedir. Ben eskide helak ederdim kendimi. Herkes her şeyi biliyor. Niye bilmiyorsun? Bilmek istemediği için. Biliyor. Şimdi bakın bir daha söyleyeyim. Muhakeme akliyede noksan olanlar iyilik zanıyla kötülük yaparlar. Ama dinde hassas. Bakın ne diyorum size. Ne atıklıyor? İlk önce nefsime. Affedersiniz yani size hitap eder gibi konuşuyorum. Ondan özür diliyorum. Aslında hepimiz şeyiz yani. Dinde hassas. Ayakta su içme diyor. Torununa diyor dede. Ayakkabı sağdan giy oğlum diyor. Tuzla başla diyor. Gidiyor bankadaki faiz parasını olmuş bir tane de bu olmuş oradan çarpıyor. Olmuş olan yazmış kendisi. Kız yazmış. Kadın yazmış. Yazıyı ben okudum. Bize mi gönderdiği? Nereden bir yere elime geçti? Bankada dede para çekiyor. Mevduat. Yatırdığı paranın parasını dedi faizi de çekiyor. O anda diyor ki kız ben diyor ismimi söyleyemem, bankayı da söyleyemem diyor. Ben diyor orada bu parayı çekerken diyor dedi acı baba. Su içmem, şey kalktım su şey yaptım dedi. Kalktı arkamdan.
Dedi ki diyor, kafayı eğdi camdan. Kızım dedi, sünnettir. Ayakta su içme. Mekruhtur dedi diyor bana. Ayakta ben davacanda su içiyordum diyor. Camdan indirdi kafayı. Kızım dedi, ayakta su içme dedi diyor. Amca çok doğru söyledin. Peygamberin hadisi değil mi dedi. Ama Allah'ın ayetinde dedi, faiz yemeyin. Faiz Allah ve peygambere savaş açmaktır. Sen faiz alıyorsun şimdi. Faiz parasını sana veriyorum. Altına yazmış. O anda diyor, anlatamam diyor o ortamı diyor. Onun ha. Yani niçin misal verdim? Oradan o geçince ben de çoğalttım bu misali. Ayağını sağdan tamam. Şunu işte suyu şey yapma, böyle yapma, böyle ama faiz yiyorsun, kulak yiyorsun, miras hukukundan kulak yiyorsun. Ablanın, bacının, ana babadan kalan miras üçte bir onun. Babam vermedi diye. Başka, yani o kadar kulakla mı hepimiz şey yapıyoruz ya, bu haram. Bu haram. Tamam. Mesela bizim köyde çay üçte, onda bir öşür. Tamam. Acayip bir şey yani. Yok, diğer paralarına katıp kırkta birine dahil edersen tamam, bundan şey olmuyor. Yani niçin falan, çarpıcı niye misal şey yapıyorum? Kardeşim işe yaramayacak misali niye vereyim? Hem tamir olsun. Kızım diyor, ayakta su içme diyor ama diyor, koyduğu paranın faizini alan dedi bana söylüyor diyor. Hacı baba diyor. Sakalı da diyor, tezgaha vuruyordu diyor. Hacı baba çok doğru söylüyorsun, peygamberin hadisi değil mi? Ama Allah'ın ayeti diyor, faizi diyor, aha peygamberi Allah'a savaş açmaktır diyor. Sen faiz parası benden ne alıyorsun dedi. Ya. Niçin üç yaptım? Diyor ki, Allah ve Resulüne itaat bozulduktan sonra müstebitler çoğalır. Başka? Dini tamir davasında din tahripçileri türer. Cahil mutasıplar ortaya çıkar. Dinde hassas. Fakat muhakemeye de akliye de noksan. İyilik zanni ile o bataklık zemininde, Sufyanet bataklığında tohum ekmeye çalışıyorlar. Sufyan bataklığında tohum mu çıkar ki tohum ekiyorsun? Adam çıkar oradan. Yani evet, değil mi, okuyoruz. Dedim ya dersin başında, aklımızın şerrine kurtaracağız. Bak dinde hassassız. Mesela bir misal biz de uygulayalım. Edebe uyuyoruz. Tesbihat yapıyoruz. Akşam yatağı arası tesbih çekiyoruz. Evrat okuyoruz. Tamam. Ama uhuvveti zedeleyici iş yapıyoruz. Uhuvveti. Birbirimizi nefret edici şeyler yapıyoruz. Başta ben. Yani ne oldu ki? Akşam yatağı arasında tesbih keşke çekmesem de uhuvveti bozmasayım. Dahilin haramiyeti. Ben uygulayalım yani. Bak dinde hassas. Ama mutasip. Fakat muhakeme akliyede noksan. Küçüğünü ararken büyük fotoğraflarda, büyük işlerde küçük şeyler aranmaz. Feda edilir. Ha? Sırada müstakim yok yani. Yani acayip bir şey yani. Evde de öyle. Kardeşim, ufak detayda boğulma. Bu aile yürümesi için fedakarlık gerekiyor. Adalet yok. Orada vermek var. Sıyrılmak var. Hakkında vazgeçmek var. Dershanede uvet. Evde ustad şualarda söylüyor. Ne var? Muhabbet kusur görmez. Muhabbet var. Dershanede ne var peki? Dershanede? Ha? Uhuvvet var. Orada ayrı. Küçük teferruatı şey yapıyoruz. Aman dikkat edelim. Ama ciddi bir şeyi tahrip ediyoruz. Dinde hassas, muhakemeye akliyede noksanız. Biz. Ya kurban olayım ya. Bu nasıl yazıyor bunu ya? Ne yapınca ne oluyor? Esasatı unutup teferruatla meşgul olan adam bataklığa tohum atıyor. Bataklıktan tohum mu çıkar? Vahye muhatap olunca bak nasıl ilim elcisi cennet bahçenin bir bahçe değil mi? Şu anda biz ihya olacağız. Yansına bakıyorum böyle. Evet hepimiz böyle içimizi yakıyor. Mesela dershanede dikkat ediyoruz.
Ama umumi hukuka dikkat etmiyor. Siyaseti sokuyoruz. Evet. Ma Beytul Mal'a sahip çıkmıyoruz. Beytul Mal ya. Şu bahçeyi bize soracak Allah ya. Nerede kullandı? Ben sana vermedim mi hizmetini? Ben seni istihdam etmedim mi? Sana bu ikramı yapmadım. Ne yaptın dersen? Nerede kullandın? Gelecek nesile kapıyı açık mı bıraktın? Yani malına, kendi malından daha hiç sahip çıkacaksın. Çünkü burası senin aklının inşa edildiği yerdir. Kalbinin ihya edildiği yerdir. Ev ise bedenin inşa ve ihya edildiği yer. İkisi imtizaç edecek. Kopuk olamaz. İkisi. Muhakemeyi akliye. Dinde hassas. Adam bak kadın ne diyor. İçimiz ağladı değil mi? Bana bunu söylerken diyor faiz parası veriyordu. Kızım ayakta su içme dedi diyor dede. Ama eğildiği zaman sakalı da tezgaha vuruyor. Divan-ı Harbi Örfi. Yani bizim sıkıntı olduğu için fazla dokunmasın da. Denge, denge. Metre ve kantar. Birbirimizi ucuza ve çabuka satmayacağız. Prim vermeyeceksin sokaktaki söylentilere, iftiralara, efendim gıybetlere. Kale almayacaksın. Birbirimize böyle gerek vereceksin. Farz muhal olsa, öyle dahi olsa bırakmayacaksın kardeşini. Birbirini bırakma, eşini, aşını bırakmayacaksın. Öyle ufak tefeklere satmayacağız. Çünkü ucuza bulmadık ve çabuk da bulmadık. Birbirimizi tanışmak için ne kadar serüven vermişiz. Ucuz mu bulduk birbirimizi Ali? Ne kadar içini doldurduk. Şu andaki ilişkilerimizdeki bütünlüğe, o kalıp içindeki betona ne kadar ömür verdik? Ne kadar diseler verdik? Ne kadar şeyler verdik? Az mı bulduk doktor? Ya az mı var? Onun için çabuk ve ucuza satmayacağız. İmanın kıvamı, kalitesi vefadır. Ailemizde de öyle. Satmayacaksın. Hele hele çok keskin ve çok ucuz olan silahları var onların. İftira. Hep böyle haram şeyi. Allah ne güzel yöntem getirmiş. Gözüyle görmüş. 4 tane şahidi getiremeyeni ne yapın diye araştırır mı diyor. Ne diyor? Hatırlayan var mı? Ne diyor? Ebediyen kabul etmeyin. Ebedi. Ebedi olarak onun sözlerini kabul etmeyin. Ebedi söylüyor. Tövbe etse mi? Tövbesi de olmuyormuş demek ki. Ebedi diyor. Tövbe ettikten sonra da demiyor ki. Barla da geçiyor değil mi? Bunu ıslak. İşliyor mu bunu? İşliyor. Bunu ailede kullanacaksınız diye. Birbirimize kullanacağız diye barlaya koymuş ıslak. Barlaya koymamış. He Mehmet? Gözüyle gördün mü ben kardeşim seni? Senin hakkında şeyi. Gördün mü Erdinç ve Ali kardeşlerin eşinizin, çocuklarınızın sen hakkında söylenin. Gözüyle 4 tane gören mi var? Allah boşuna mı koydu o ayeti? İşte niye bunları çarpıcı misal veriyorum? Aklın muhakeme ve muvazenesi eksik olunca büyük resmi görmeyi küçük resimde yok oluyor. Bak dinde hassas, muhakemeye aklıya de noksan. Kim bunlar? Bunlar mutasip ama müstebit olur diyor. Yapma. Olmaz. Ne hücumuzun? Kalk lan. Mesela bir misal söyleyeyim bununla alakalı. Yeğenim vardı benim. Bize de. Dedim ya sünnetleri ben kılıyım. Farzları sen kıl. Senin sünnet. Tamam dayı. E olur mu? Niye olmaz? Olmazsa ben der miyim? Ya Rab sebep ona diye. Sünnet tamam. Sünnetleri pazarlık yaptık. Sünnetleri benden. Farzı onlar. Onun. Şimdi ne olacak? Öğleyin 4 rekat farz. O kadar. Akşam 3 rekat. Belirli zaman sonra dayı diye telefon ediyor. Sünneti de bırak ben kendim ikisini kılayım. Yani dayattığın zaman değil ya. Alması gerekir. Yani metre ve kantar. Ama keşke hepsini böyle akıllı yapabilsem. Yapamıyoruz ama ailede bir daha adalet yok. Hak yok. Hukuk yok. Ne var abi? Edep var. Fedakarlık var. Cömertlik var.
hakkından vazgeçme, elindekileri paylaşacaksın. Hele dershanecilikte. Öyle ayuka çıkar ki, ne giyiyorsun? Giyecek. Ne yiyorsun? Beraber yiyeceksin. Elindekileri paylaşmayı bileceksin. Yoksa en ufak bir şeyle koyarlar seni kenara. Her şey de böyle. Kader ilahi koyar. Bunu fazla durdum. Çünkü bu aklın muhakeme ve muvazenesine çarpıcı misaller olsun. Divan-ı Harbi örfi ama sayfayı koymamışım. Yani 10 ile yani unutmuş demek ki ama eğer siz bulursanız bana söyleyin okuyayım. Hemen deftere yazarım. Divan-ı Harbi örfi dedim. Sayfayı unutmayın. Nasıl ki şimdiye kadar dimağdan kalbe mecra açmakla nasıl ki şimdiye kadar diyor bak dimağdan kalbe mecra açmak. Kuvvete mesh ederek marifimizi kılıçlarınızın hutut-u cevherinden öğrenmekle şecaat-ı maddiyede terakki ettiniz. Şimdi ise kalpten fikre menfez açınız. Kalpten fikre menfez açınız. Kuvveti aklın imdadına ve hissiyatı efkarın arkasına gönderiniz. Allah Allah. Şimdi ne çıkarım oldu? Bak işte. Fiiliyatınızın rehberi akılmış. Davranışlarımızı ifrat ve tefritten, doğru, yanlış, hak, batıldan vikaye eden kimmiş? Fiiliyatımızın rehberi akıl. İki, fikirlerinizin yani fikirlerimizin yolunu da hislerimiz koyar. Bak, davranışlarımızın rehberi akıl. Davranışlarımızın rehberi akıl olmalı. Fikirlerimizin de fikir bir yoldur. Onu da hisler belirliyor. Aklın bir sıfatı olan ve yolu ifade eden fikirler, fikir aslında aklın bir sıfatıdır. Bak nasıl yorumlanıyor. Aklın bir sıfatı olan ve yolu ifade eden fikirler, eğer hisleri bu yola kanalize edilirse, mesela hisler, aklın sıfatı olan fikrin üzerinde yürürse, hisler, fikir yoldur. Üstadın söylediği gibi fikir yoldur. Ha, bu yolda hisleri koyarsak, hisleri yürütürsek, ifrat ve tefritten azade olur hislerimiz. Kuvveti de yani fiiliyatları da aklın mahkemesine bırakacağız. Şimdi yöntemi şu arkadaşlar. Hisleri kendi başına bırakırsan canavar olur. Sırtlan olur. Kendi kendini yersin. Evet. Mesela akrebi yapmışlar. Etrafına çember olarak ateş dökmüşler zalimler. Akrebi içeriye koymuşlar. Sağa kaçmış çıkamadı. Sola kaçmış çıkamadı. Sağa falan. Baktı ki yanacağım. Daire ya. Yanmaktansa ne yapmış? Kendi kendisini vurdu ve öldürdü. Zehirledi. Akıl da böyle. Aileye kaçıyorum, dairenin bir ucu. Topluma kaçıyorum, bir ucu. İşe kaçıyorum, üç etti, bir ucu. Dershaneye kaçıyorum ve Müslümanlara, bir ucu. Mutfak, tuvalette, yatak, iş, daire. Eğer biz bir tanesinden nefes alamasak, bir tanesinden çıkış yolu bulamasak, akıl kendisini sokuyor. Hayat anlamını yitiriyor, intihar seçenek oluyor. Onun için bunalıyoruz gafur. İntihar seçenek oluyor. Abi bir daha. Kuvvetimiz nedir? Davranışlarımızdan alacağız. Davranışlarımızın rehberi akıl yapacağız. Aklı akıl yapan vahiydir. Tabi olacağız. Demek ki davranışlarımızı akılla. Hislerimizi de fikirler kanalizasyonuna koyacağız. Yani kanalına koyacağız. Eğer hisleri kanalına koyamazsak, fikirlerde yürütemezsek, o tren rayda yürütür gibi, ya ifrat olur his, ya tefrit olur. İfrat ile hisler karşıyı tahrip eder, tefrit ile kendisini sokar. Eğer bir insan insan öldürüyorsa, hissin ifratıdır, gafur. Kendini sokuyorsa, kendine döndürmüşse silahı, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben bir adam değilim. His derken dönmüşse
bil ki hisler fikir rayından çıkmış, kendini sokuyor. Akrep karşıyı sokarsa ifrattır, kendini sokarsa tefrit. Karşıyı öldürürse ifrattadır, his ifrattadır. Kendine odadan çıkmıyor, telefondan çıkmıyor. Kendi hususi dünyasına kal. Hususi dünyası umumlu dünya zannetmiş. Hisler tefrit bulduğunda. Odadan çıkmıyor. Mesela akrabayız, odadan çıkmaz. Hatta misafir geldi, nefret eder. Nereden geldi bu adam? Amcam, dayım, işte abim, ne bileyim bir... Niye geldi buraya? İçeriden gelmek istemez. Sen de rastlarsın çaktırmadan, duymamaya çalışın. Oğlum ayıptır, kızım ayıptır, çık. Şuna bir hoş geldin de ya. Akrabamız, anne ya. Burada olmadığımı söyleyin ya. Ama bekliyoruz seni. Sen de önce nasıl gidiyor falan onu duymamaya bastırırsan duyuyorsun. Niye çıkmıyor? Niye akrep kendisini sokuyor? Ya, senin evini ziyaret etmiş, para almaya gelmemiş. Yani uygulamalı yapmaya çalışıyorum, dikkat edin. İlk önce kendim yani. Ama sonra düşündüm, acaba benim suçum mu yani bu? Çocuğa ben nasıl bir imaj bıraktım? Herhalde suç benim. Adam gibi adam olsaydım, adam gibi muamele görür diyorum, teselli buluyorum. Niye böyle misalleri? Eğer hisler ifratta ise nasıl anlarız? Karşıyı tahrip eder. Eğer kendini dönmüşse, kendini yiyorsa, bil ki his fikir rayında değil, tren rayda yürür. Kendini yiyorsun. Kendine dön. Mesela takıntılar hissin tefritini söyleyeyim. Kiloya takar. Kiloya takar. Başka? Kariyeri takar. Bak mesela çarpıcı misal vereyim sana. Rabbim şahit yalan söylüyorsan. Hep böyle yaşadıklarımı söylüyorum. Adam bir ilçenin merkez camisinde imam. Ağlıyor. Hem kendisi hem karısı bana çarpıyor. Diyor ki ne olur, kafaya bir kere koydum acaba, yüksek lisans yapmam için bana yurt dışında orada imamlık yapayım. İmamlık yaparken orada da ilahiyatın yüksek lisansı veya hangi yapayım ki? Ne yapacaksın zaten, sonuç nedir? Trenden sonra nereye varmak istiyorsun? Yüksek lisans, ben de ne istiyorsun? Yurt dışı çıkmama var mı adamım diye ağlıyor. Şimdi ben de diyorum ki trenin sonunda neye varmak istiyorsun yüksek lisans? Bir şey anlatayım, çarpıcı olsun ki kafamızda kalsın. Diyor ki, Diyanet'te iyi bir yere geleyim. Bunun için mi hep bu? Yani hoca olmaktansa, Diyanet'te bir en fazla müfettiş olacaksın. Müftüleri denetleyince, hocayı da. Bu değil mi? Evet, evet, iyi anladınız abi. Bunun için mi dedim, çırpınıp duruyoruz? Şu anda mevcudun kıymetini bilmiyor ki. Bir ilçenin merkezine koymuş Allah. Orada insanların akıl ve kalplerini tamir et. Varsa boş zamanın kendini yetiştir, dersleri dinle, kayıtları al, ders çıkar, yöntemler bu. Ben bir gene bir hoca da tanıyorum. Bizim aşağıdaki Mellat köyünde imamdır. Allah selamet versin, ismini de söyleyeceğim. Ali Hoca. Ya nasıl bir adam? Namazı kıldırdıktan sonra diyor ki bu bana para, helal değil. Caminin temizliklerini hepsini yaptıktan sonra ben ümmetin akıl ve kalp tamir, aynı böyle diyor. Nasıl ders çalışıyor? Kayıtlar çıkarıyor, kaydediyor, notlar alıyor. Bilmediğini, o zaman internet o kadar değil. Hani bir görsen kağıt. Sonra çok kısa bana da söylüyor, hocam sen de hutbeye çıkıyorsun. Kısa bir zamanda neye verebilir? Adam kendini yırtıyor bakın. Mesela bir hoca vardı gene, galiba Senos Deresi'nde. Adam dedi ki, gelmiş bir bakmış camiye, müftüye demiş ki, ya istifa edeceğim ya beni buraya koyma. Niye demiş, o kadar başarılısın? Ben bu dağım, bir köyde faydalı olamam. Ben aldığım para bana helal olmasını istiyorum. Beni karabalık, zor, hizmet olan yere beni ver. Burada ben ne yapacağım? Namaz kılıp lojmana gideceğim dedi. Şimdi tam tersini de düşün, dershanededir, camidedir, her şeyde uygulayın. His de, bir daha söylüyorum, hep devamlı söylüyorum.
çarpıcı misaller ve yapıcı misaller ki kalsın kafamızda diye. Eğer fikir yoldur, raydır, üzerinde yürüyen ise histir, akıldır, zekadır, hafızadır, gayedir, nimettir, merhattır. Şimdi davranışlarımızın rehberi akıl olmalı, hislerimizin rayı da fikirler olmalı. Fikir yol olmakla beraber ne demek biliyor musun? Biraz aç dedi bir tanesi. Yol ne demek? Projen olacak. Gafur. Fikir yol derken bu asfalt değil ya tren. Gaye, hedef. Koy oraya hedefi, o yol olur. Şimdi ben sana söylüyorum. Yol neresi? Böyle mi, böyle mi, böyle mi? Git, nereye gideyim ya? Bir kuş. Ne tarafa doğru işte? Yol yok. Her taraf yol. Yol nedir biliyor musunuz? Olduğun yerle varmak istediğin nokta arasındaki bağın adıdır. O zaman yolu kim belirler? Hedefin belirler. Hedefin, gayen varsa bulunduğun mekana yol yapmış oluyor. Yo böyle rastgele bir konulan, önüne konulan şey değil mi? Denizin dalgasında oyuncak olmuş bir pet şişesi rüzgara oyuncak olmuş olan kuru yaprak gibi değil. Bakın yolu kim belirliyor? Ben değil. Konulan hedef bulunduğun konuma yol açmış oluyor. Hedef senin fikirdir. O hedef fikir yolundur. Onun içerisine hissi koyarsan ifrat ve tefritten kurtulur. İfrat ve tefritte midir isim diye nasıl anlarsın Emre? Eğer karşıya saldırıyorsa, karşı ikinci kurulun şuna bak ya, nasıl dedi, niye dedi, nasıl yapar falan, hariçse bu ifrattadır. Kendin ya ben ya bunu, ben hiç hata hakkı vermiyor, hiç kusur yapma hakkı vermiyor, günah yapma hakkı vermiyor. Nasıl dedim, niye dedim ya, ne yaptım ya, of, dur lan, yeter, dur. Hatta bugün teşvik olur diye söyleyeceğim. Dua namazında kaldırdım. Allah'ım şahit. Yalana şahit olursa biliyorsun. Şöyle dedim. Ya Rabbi, geçmişte öyle günahlarım var ki böyle. Sema elimi böyle de yapmadım. Öyle. Vallahi sen biliyorsun. Şimdi dile getirip bunu affet demekten de utanıyor. Onu dile getiremiyor. Ben af için istediğim o günahlarımdan dile getiremiyor. Sen bunu biliyorsun. Muhammed'in hürmetine affet. Onun hürmetine affet. Hepimizin affet. Daha bir şey diyemiyorum dedim. Sonra dua ettim şöyle. Sen bilirsin. Ha? Sen bilirsin. Sen bilirsin demiş ya. Sen bilirsin. Aynı o. Dedi ki, ya Rabbi, Haso Memen'in çocuğunu öldürse, bir şekilde doğuda öyledir. Eve gelse, nasıl olduysa girdi eve. Eve geldi, kesinlikle düşmanlık yapılmaz. Misafirlik yapılır. Ya Rabbi, Haso Memon'un çocuğunu öldürse ama bir vesileyle evde bulunsa. Ama o ev sahibi Memo, Haso'ya çocuğunun katili olduğu halde evime geldi. Evde misafirdir. Ona ne gerekiyorsa yapıldığı gibi. Bir şekilde ben de senin evine geldim. Sen bilirsin. Amin. Kabe'ye gitmiş de o şeyde makam İbrahim ile Hacer ile Esvet arasında bir mekan var ya, o dua he? Rukni Yemami o, ama o şey diyorlar, duaların en çok kabul olduğu şeydir. Hacer ile Esvet ile makam İbrahim arasında Mültezem tam orada ortaya yapışmış Mültezem'de. Yapışmış. İbrahim Aleyhisselam'ın makamının arkası. Yapışmış. Aynı öyle demiş. Bunu kafile başkanı demiş. Ya Rabbi, Haso Memen'in çocuğunu öldürse ağlayarak ama böyle demiş. Ama diyor, bir şekilde Memo'nun evine gelse, ama Memo kendisi demek yapmış. Benim çocuğumu diyor, ben Memo, çocuğumun katiline senin için misafirinize, Peygamberimiz demiş ya köleniz gibi. Sen dediğin diye ben senin hatırın için katilime gereken davranışı yaptım. Evime geldiği için. Ben de bir şekilde geldim senin evine. Artık sen de.
Ben bunu annemde kullandım. Siz de kullanın yarın. Kabre indirdiğiniz zaman öleceğiniz dostunuza, ya Rabbi, senin adına gelen misafirleri, senin adına şanıma yakışır gibi muamele ettim. Çünkü senin misafirindim. Benden de sana bir misafir geliyor. Şanına yakışır gibi muamele yap. Senin adına bana gelenlere, senin adına ben değerim. Benden de sana bir misafir geliyor. Amin. Evet, Hutbe-i Şamiye 10. Hasan abi bir şey özür dilerim, sorabilir miyim? Mesela diyelim ki ben sayayım. Dima dersi yapıyoruz gibi, değil mi? Psikoloji midir bu? Değil mi? Ne güzel. Yani. Mesela ben Said-i Nursi'yim de geldim size diyorum ki Hasan abi. Ey Hasan, kalbinden fikrine bir yol aç. Size diyorum abi. Kuvveti aklın imdadına gönder. Hissiyatın da efkarın arkasına gönder. Dediğim zaman yarın sabah bismillah kalktınız. Ne değişecek size? Ne yapacaksınız? Evet, kuvvet kalpten veriliyor. Kuvvet kalptedir. Kalp nedir? Mal imandır. İman. İman iki şeyden beslenir zaten. Nokta istinat, nokta istimdat. Allah'a imanla, ahirete iman. Allah'a iman, nokta istinat böyle, eğer iman. Kalpteki kuvvet kadar akla kuvvet veriyorsun. İman. Akıldaki vahiy muhatabiyetin bu derste, şu anda, bu yüklemelerde kalpteki yani kalpteki vicdandaki hissiyata mecra oluşturuyor. Oradaki vicdandaki hissiyat mutlak ve muhittir. Yani rüzgar gibi, su gibi, bomba gibi. Yani hedefi yok. Korkunç bir enerji. Nereye kullanırsan. Ona yol ol diyor. Kalıp ol diyor. Kendi başına bırakma hissiyatı. Dedi bana. Anladın mı söylüyorsun? Sıralama şu mu abi oluyor? Yani o ta ilk başlarda okuduğumuz zikir, fikir, şükür sıralaması mıdır aslında? Evet, aynı. Onu. Yani kalpteki kuvveti akla kuvvet ver. Akıl kuvvet aldı mı imanla? Vahye muhatap oldu mu? Edebini, haddini, hududunu bildi mi? Akıl kemal buldu mu? Akla da diyor ki, ey akıl, kontrolsüz olan vicdandaki hissiyata kalıp ol. Beton öyle olsun. Yol ol, araba oradan gitsin. Ona, hissiyata hedef ol. Hissiyata, hissiyat görmek ister bir şey. Sana dağcı mesela ip atıyor değil mi böyle? Atar, dağ tepesi ondan sonra yürür. Ama nereye atacak eğer hedef yoksa? Hedefi akıl koyacak. Tamam. O akıl tepedir. İp fikirdir. Yürüyen histir. O zaman Sırat'ta ev yapıyor Yunus Emre diyor ya. Evet, Sırat'ta bu zamanlar ev yapar. İncedir, kılıçtan keskindir. Ama diyor, adam nereye varmış? Böyle ama diyor, gidip de eve yapasım geliyor diyor. Yani ben onu otoban yaptım diyor. Abi Sırat zaten yoldur. Şey diyorlar ya, mesela tarik yol ama tarihin çoğulu var, tarikat. Ama Sırat'ın Arapça'da çoğulu yok. Sırat tek, vahid, ehel, ehed birdir. Ama ehedin ikincisi yok. Fakat vahidin ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü var. Oradaki sırat köprüsü kelime anlamıyla, Arapçadaki kelime anlamıyla yol demek. Tek yok. Çoğulu yok. İkinci yok. Yok ikisi. Kılıçtan keskin, kıldan ince. Kılıçtan keskin, itikattır. Yok, gidişi dönüşü yok diye ben öyle anlamıyorum onu abi. Gidişi dönüşü yok diyor da ben öyle anlamadım yani. Gidişli dönüş demedi, tek yol dedi. Yok yok, tek yol. Ha Yasin söyledim ya. Git istersen dön. Git veya dön. Ama tek yol. Tek. Kılıçtan kes, daha önce konuşmuştuk. İtikattır. Keskin. Keser seni, duman eder, böler seni. Şirk yapar, küfür yapar.
kıldan ince, ifrat ve tefritten azade sünnet-i seniyyedir. Amenu ve amilu salih. İman ve ameli salih. İkisi. O iman ve ameli salihte imanın ikinci cüzüdür diyor ya şu alarda. Ne yapar? O yolu genişletiyor. Gidip de adam bir tanesi şey bazen böyle gelip geçenlere konaklamak için orada konak yapmış. Ev yapasım geliyor diyor. Hasan abiciğim, bakın ne kadar güzel ya, elhamdülillah. Ya. Çok şükür. Ya bir yer bir yeri desteklediği zaman, bir yeri anladığın zaman, bir başka nokta orayı desteklediği zaman insan nasıl lezzet alıyor abi ya? O kadar güzel birbirini tamamlıyor ki. Hasan abi bakın, sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim, şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve duasasından hasıl olan adl-ı adalete işaret diyor. Şöyle ki diyor, devam ediyor. Bir saatten beri konuştuklarımız işte. Hep aynı. Nedir sırat-ı o? Sırat-ı müstakim neydi? Adalettir. Evet. Adalet nedir? Üç tane sistemin vasatıdır. Evet. Kuvve-i şeviye, her şeyin aşırı isteklerini, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliyenin vasatı. Evet. Kuvve-i şeviyenin ifratı fucurdur. Gadabı, şey, tefriti humuttur. Vasatı nedir? İffettir. Kuvve-i gadabiyenin ifratı nedir? Kuvve-i gadabiyenin. Tevhür. Tevhür. Ne demek? Maddi ve manevi. Korkmaz. Hiçbir şeyden korkmaz. Tefriti nedir? Bunun tersi. Nedir o? Cebanet. Cebanet. Maddi ve manevi her şeyden korkulmayacak, her şeyden korkar. Vasatı ne? Şecaat. Şecaat. Kuvve-i aklenin ifratı nedir? Celbeze. Celbeze. Hakkı batıl, batıl hak yapan böyle celbezeli bir akıl. Tefriti nedir? Gabavet. Basmıyor, gabavet. Hiç, basması gerekenleri de basmıyor. Allah verdiğini çalıştırmıyor. Neyle? O verilen manasına değil. Telefonlarla, internetlerle, filmlerle kafayı çökerttin. Basmıyor. Yani o verilen o kafayla bir şey de yapamıyorsun, yapmıyorsun. Anlamıyorum. Vasatı nedir? Hikmet. Şimdi şecaat, iffet, şecaat, hikmet. Üçünü karıştır pekmezden gibi. Nedir? Adlu adalet. Adlu adalet. Bu da nedir? İşte sırat köprüsü. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim bu. Sırat-ı müstakim bu. İşte sırat-ı müstakim diyor. Sırat müstakim yani tek yol. Şeyin Mehmet'in Amerika'dan dediği gibi. Sırat-ı müstakim ne demek? Çoğulu değil yani. Tek yol. Nedir o? Adlu adalet. Adalet değil de adlu adalet ne dedi Yasin? Ne adalet değil de adlu adalet dedi? Adalet zeminini oluşturan yer bu. Yani bunun üzerinde adalet bina ediliyor. Evet. Çok kendisi önemli. Değil yani. Kendisi değil. Ama bu zemini oluşturmak kendisinden daha önemli bir şey. Evet. Adlu adalet. Adlu adalet. Yani uçak var, pist yok. Ne olacak? Ne anlamı kaldı? Evet. Evet, biraz Hutbe-i Şami 23. Bayağı gitti. Muhakeme-i akliye ve delili yakini ile ve İslamiyete tercih etmekle eski ve yeni ayrı bir dine girdiğini tarih göstermiyor. Şeyi atladınız mı abi? Hutbe-i Şami'yi onu atladık mı? Onu atladık mı? Hutbe-i Şami'yi onu atladım. Okudum zannettim. Öyle mi? Ben çizdiğim için gayri konuşurken çizmişim okudum diye. Hutbe-i Şami'yi on. O menüs gayrimeşru lezzetlerden ve sefaatlerden bir nefret verip aklı başında olanları tövbeye sevk eder. Aklı başında olanları. Çok harika bir yer. Aklın başında olmanın bir alameti de tövbe etmekmiş. Bir insan tövbe ediyorsa ben rastladım biliyor musun? Şaka şey yapmayayım. Dedim ki hadi bir tövbe edeyim. Ben tövbe yapmam dedi. Beykoz'da bir mutahit, eski mutahit. Bir kardeşimizi kaybedelim. Niye dedim ya, tövbe edelim. Ben de kanserim dedi, yatalım dedi. Tabii burada dedi bu zor durumda burada tövbe olur mu dedi, böyle tövbe olur mu dedi. Beni Allah dedi şifa verecek, kanserimi kaldıracak, sokağa çıkacağım, orada tövbe edeceğim dedi. Tövbe estağfurullah dedim. Hemen orada kalktım ve helak eder beni diye. Şaka demiyorum yani, niye söyledim? Aklı başında olan adam tövbe eder. Ne diyor sela okunurken, ayetin metnini unuttum da diyor ki,
daha diyor şey olmadan, ölmeden çabuk gün tövbe edin diyor. Neydi hafız hatırla, sen de hafızsın. Yani ölüm gelmeden önce tövbeye acele edin. Ölüm gelmeden tövbeye acele edin. Bakın namaz acele edin demiyor. Ya bakın ölüm gelmeden önce ha bir şey söylüyor. Mevlam'a metnini hafız söylesin. Ötekisi gitti. Ölüm gelmeden önce tövbeye acele edin, tövbeye. En acele edilecek şey nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Ve tuvaleyne ya tevabu ya kimu tevabeten nesu'al ya kuminellezine fa'alu fe'işeten evzelen menfusekün sekerullah festağferu li zunubihim ve miyağferu zunubi illallah estağferullah elazim elkerim ellezi la ilahe illahu elhayyul kayyum ve etübele subhanehu. Allah Resulü'nün hürmetine, imanının kemalatının hatırına Allah bizim tövbemizi kabul eylesin. Amin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki, onun yanındaki Cenab-ı Hak Ya Rab, senin yanındaki kıymeti, mahiyeti, hakikati hatırına tövbemizi kabul eylesin. Bak, ölüm gelmeden önce tövbeye acele edin diyor. Tövbeyi kim yaparmış? Aklı başında olan. Aklı kimin başında olur? Vahye tabi olan. Devam ediyorum. Aklı başında olmayanın tövbe aklına gelmezmiş. Ya peki hatırlatsan da kale almazmış. Ciddiyet almazmış Ali. Ya tövbe etmek lazım diyorsun. Ya ederiz be kardeşim ya. O haram bu haram ya. O onu yapmadın. Veya ya tövbe etmek lazım ya dediğin zaman ne diyor? Şöyle yapayım. Ne der? Ya ederiz be ya. Abi orada zekayı kullanıyor. Bazen şöyle düşünüyorlar. Zekalarını kullanarak. Şimdi zaten ileride yine günah işleyeceğim nasılsa tövbe etmeme gerek yok. Biraz daha günah işleyeyim. Daha sonra tövbe ederim. Toptan eder. Lan şimdi tövbe edecek. Yani toptan edecek. Sonraya bırakıyor. Yani zeki adam yani. Çok zeki. Tövbe etse bir daha günah işleyemeyecek. İşleyemem. Hacca da onun için gitmiyor ha. Hacca da. Üreye de onun için gitmiyor. Aynen öyle. Evet. Ya biraz yapayım diyor. 40'tan sonra ya. Demek yani biraz da günah işleyeyim de. Ha. Niye şimdi sıfırlanayım? O yapayım günahtan bu kıyım artık yapacak bir şey kalmayınca gider. Sonra sıfırlarım. Sonra sıfırlarım. Hacca giderim ondan tabii, sonra tabii. Namazı kılarım. Zeka yani. Adama hac çıkıyor. Adama hac çıkıyor iki defa. Araba alıyor. İki tercih geliyor. Hac, haca para yatması lazım. Arabasını değiştirmesi lazım. Var bir arabası ama kaliteli bir araba değil. Toyota değil ya. Yani. Veya Volkswagen neyse. Hacı tehac değil, ömrü değil. Ömrü değil hac. Hacı tehir ediyor. Ondan sonra araba alıyor. Allah öyle merhametli ki ben olsam bir daha bir daha sene gene kurada denk getiriyor. Çocuğun düğünü var diyor. Hacı tehir ediyor. Sonra pandemi giriyor. Şimdi de felç oldu. İstese de gidemez. İşte muflis bu. Ha, okur musun? Sesli ama sesli. Meali mi? Ayet-i metnini oku. Estağfirullah, bismillah. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabli en ye'tekumul azabu thumme la tunsurun. Meali, size azap gerek çatmadan önce Rabbinize dönün. Ona teslim olun, sonra size yardım edilmez. Başka bir ayet benim dediğim. Bu, tamam bu değil. Ölüm gelmeden önce tövbeye acele edin. Mehmet Ali olsam ben bulurdu ha. Yani kıskanma olmaz da çünkü senin kardeşin değil mi? Abin midir o? Kardeşin ha. Bu da havuz, o da havuz ama o ölüm gelmeden önce kable, mutu, kable mef neyse şey yapamam, hafız olmadı. Hutbe-i Şami 23. Muhakeme-i akliye ve delil-i yakini ile ve İslamiyete tercih etmek de eski ve yeni ayrı bir dine girdiğini tarih göstermiyor. Hiçbir Müslüman girmez. Aklın muhakeme sıfatı aktif iken dinine lakayt kalamaz hiç kimse. Bak buradan. Aklı başında olan bir insanın alameti de neydi? Bir, tövbe etmekti. İki, dinine lakayt olamaz. Mesela şöyle diyeyim, bize yapalım Ali. Senle bana. Kimse cemaate değil. Ezan okundu, kılarım.
acele etmeyip sonraya bırakmak akla aktif değil. Ezan okunduğu halde namazı sonraya bırakmak akıl aktif değil o anda. Bizi aldatıyor, ne aldatıyorsun? Sen hemen kaşığı uygulamaya kalkma. Okuldaki kantine çocuğa ezan okundu, tostu verirken, aa kalsın tost para, değil, onu ver, o değil. Evde oturur, yani müddedirken, kendi şinakimken, evde, şurada, burada, yani sonra da olur. Ama o çocuğun zili var işte. Yani yanlış yaparsın diye söylüyor. O zili var, 5 dakikalı var zili, onu ver, kantinci. Ama evde oturuyorsun, şey yapıyorsun, arabayı ne sürüyorsun? Araba senin mi kardeşim, senin? Otobüs mü ya? Gafur. Niye Sapanca'dan çıkmıyorsun kardeşim otobandan? İleride ara molada kılarım. Niye diyorsun ezan okunur, Sapanca çık. Çık kardeşim. Ben öyle insan biliyorum ki çıkamadı, kenarda besin. Biz birlikte abi bir zaman derse giderken yolun kenarında namaz kılmıştık otobanda. Otobanda? Otobanda. Karşıya, karşıya gidiyordu abi. Karşıya mı gidiyor? Çok şükür ya. Çok şükür ya. Baktım çıkamayacağım. Tak. Onun için arabanın arkasında mutlaka su var. Ali hemen kalkacaksın abi. Ezan okunup kılacaksın abi. Tamam. Aklın muhakeme sıfatı aktif iken dinine lakayt kalamaz. Yani hakka ve hakikata ve doğruya lakayt kalamaz. Hakka ve hakikata lakayt kalamaz. Mesela diyelim ki aklı başında mıdır? Köydesin. Kavga etmeye gerek yok. Gafur. Diyeceksin. Bu adam kavga etmeyeceksin. Haklısın ya. Bak adam haklı olduğu halde orada da lazımsa eğer konuşmamak aklı başında değil. Başka mahkeme ne demek? Bakın mahkeme notumu okuyor. Her iki tarafın delilini, burhanını, hüccetlerini değerlendirerek doğru karar vermek. Bu lügatta değil ha. Lügat değil bu. Bir daha okuyorum, ona göre değil. Bir daha. Mahkeme her iki tarafın delilini, iki burhanını, üç hüccetlerini değerlendirerek doğru karar vermek. Başka mahkeme hem tasavvuru hem de vicdandaki zihni kullanıp aktif etmektir. İnsanı aktif ederse mahkeme sahibi olursun. Mahkeme ne demek? Bakın hem delil, burhan, hücceti cem etmek. Başka tasavvur, var ya tasavvur, dimağ serbest belgesi. Tasavvur ile vicdandaki zihni bütünleştirmekten çıkıyor. Başka, insanın karar vermesinde ciddi katkısı olan latifedir. İnsanın karar vermesinde çok büyük katkısı var bu muhakeme. Onun için aklın sıfatıdır. Bazı alimlerde görmüştüm. Latife insaniye koymuşlar. Muhakemeyi insanı insan yapan, beşeriyetten insanlığa çıkaran diye demişler. Hasan abi, şimdi zihin dediniz az önce. Ama bu bir cümlesi biliyorum hocam. Bu ne kadar aktif ise muhakeme, o nispetle hidayette olursun. Görüyor musun hidayet? Başka, Müslüman olanlar da o nispetle ciddi olurlar dinlerinde. Şimdi söyle abi. Hasan abi mesela az önce ilk okuduğumuzda akıl, muhakemeyi akliyeden yoksun olan insanlar diyor, iyilik yaptıkları zanniyle dedi evet, Hasan abi. Bakın şimdi zan tasavvurda değil mi abi? Zan tasavvurda. Şimdi burada diyor zihninle birleştir diyor abi. Evet. Yani zanların dışında yani... Zanlar nasıl hareket zanlar, edersen... Evet. Hiç şansın yok. Muhakemen yok. Evet. Dediklerin doğru. Ama yerinde ve vaktine, zamanında ekmedin o tohumu. Ne yapıyorsun kardeşim bu tohumu? Ne yaptın? Abi mısır çıksın. Ya kardeşim Mayıs Haziran'da çıkar. Şimdi Eylül'deyiz. Mısır atmak, çıkmasını iddia etmek doğrudur. Ama toprağa attın, o da doğru. Taşa atmadın. Ama zaman yok. Zaman. Yanlış. Muhakeme yok yani. Ama gittin, taşa attın Mayıs Haziran'da, vakti her şey doğru ama mekan yanlış. Onun için insanlara bir kelam ekerken karşıya, bu insandır ya, tarla değil ya. Kim kime, mutlaka bunu, kim kime,
neyi ne şekilde söyleyeceğiz. Ama onu demesek ustak ne diyor? İyilik zannıyla niyeti halis olmayan damarına dokunduruz. Damara dokunur, daha beter düşman olur. Ya niye şapkadan takılıyorsun? Takıl deme ya. Deme şapkını. Deme, çünkü onu değerlendirecek adam değil yani. Allah Allah. Allah Allah. Abi çok özür dilerim. Bir şey sorayım ya. Deli Yusuf hocam. Her önüne gelene bıyığı yok diye, sakalı yok diye, takkesi yok diye yerin dibine sokardı. Bana da derdi ki ya gafur. Öyle kibar söylerdi, öyle nazik söylerdi ki. Halbuki bana kötü de söylese kaçmazdım. Öbür adamlar kaçıyordu. Neden böyle yaptı? O adam 17-18 yaşındayım dedi, fırıncıyım dedi, Beyazıt'tan dedi, şeye iniyorum dedi. Sultanahmet'te namaz kıldım. Aşağı Eminönü'ne diyor, o ne diyorlar o? Sirkeci'ye doğru iniyorum dedi. 17-18 yaşındayım. Ya ben ne yapacağım ya dedi bu asırda. Ben nasıl rehber, kim ya ben? Nerede, hangi tarikata gideyim? Ben doğru yolu nasıl bulacağım? Camiden çıkmış, onu düşünüyormuş. Ne? Birisi dedi, yalan mı söylüyor? Buna da mermi atmışlar ha çok. Evet. Oğlu da geçen dedi var. Yanımdan mermiler geçtiğini söylüyor. Ve şahit olanlar da var. Bizzati kendisi olan varmış adam. Ben siperdeydim diyorsun, ikrar etti. Yaşıyormuş ha. Tanıyor musun? Tanıyorum dedi. Siperdeymiş o mezarlıktan aşağıya karda diyor. Kaç defa çaktım patlamadı diyor. Cuma'yı kıldırdı geliyor diyor. Bana vurdurttu, bana şu kadar vaat ettiler onu vur diye diyor. Meçhul. Ondan sonra sağımdan bir tanesi vurdu dedi. Senin o merak ettiğin o şey, ustad, şeyh, rehber ya, Emirdağ'da Bediüzzaman var, git onu bul dedi. Omuzuna vur, benim içimden düşündüğümü, dışarıdan bir tanesi omuzuma vurarak dedi diyor. Ben de şaşırdım, Emirdağ'da Said Nursi. Nerede bulacak? Diyeceğim, sonra döndüm, baktım hiç kimse yok. Bu zat buna yalvarıyor. Demek ki deli olduğunu biliyordu da biliyordu. Senin deli olduğunu biliyordu. Ötekiler zaten. aman bu diyor alabalık gibidir. Biliyorsun her balığı tutarsınız, alabalığı tutamazsın. Çok yağlıdır. Lap diye mutlaka ya parmak arasında da kaçar yani. Tam akıllı olmadın da. Bana öyle diyordu ya. Allah Allah. Şimdi nerede kaldık? Zaten aklımız biraz vardı, onu da aldım. Hutbe-i Şami'ye 23, muhakemeydi. Onu bir daha okuyayım. Muhakeme çok önemli. Çünkü Edile-i Nuriye'dir. Edile-i Nuriye 49, yani Edile-i Şeriye 4'tür. Biz Müslümanların doğruluk yöntemimiz, ölçümüz. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Edile-i Nuriye de 4'tür. Lübü bulmayan, kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan, hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi ne yapamayan? Bulamayan. Göremeyen. He? İfrat ve tefrite düşer. Sonra? Çok aldatır, çok aldatır. Ama muvazenesiz ve muhakemesiz olanlar çok aldanır, çok aldatır. Şimdi bu dördüncü madde, muhakeme ve muvazenesiz olanlar çok aldanır mı? Çok aldanır. Muhakemeyi bir de dinleyin. Ve mizansız bir an. Mizansız olan. Muhakeme ve mizansız olanlar. Muvazenesiz ve mizansız. Muvazenesiz ve mizansız olanlar. Her iki tarafın delilini, burhanını ve hüccetlerini değerlendirerek doğru karar vermek. Hakem yani, muhakeme hakemdir, hakem. Hakem makamında olacak bu. Kadi makamındadır bu. Hakem. Hakim. Hikmet sahibi. Hakemdir bu. Yöneticidir. Oynayanlar değil bu. Oynayanları yönetiyor iki tarafı. Mahkeme hakemdir bu. Hani acayip içeride oynuyorlar Celali Cemaliler. Demek, verme, yapma, söyleme. Kılmak, sonra kılarım, şimdi kılayım. İşte bunu yönetiyor bu adam. Hasan abi, akıl bir tarafı olduğu için her iki tarafa da çalışıyor.
Muhakeme olmayınca yolunu bulamaz. Bulamaz. Muhakeme sayesinde dengeyi tutar. Dengeyi tutturuyor. Evet. Şimdi başka bir yer okuyorum. Burada bir not düşmüşüm. Ama o notu gerek yok. Hutbe Şami 26. Hem ayat-ı Kur'aniye başlarında ve ahirlerinde beşeri aklını havale eder. Kur'an ne der? Aklını başına, aklına bak der Kur'an. Fikrine, kalbine müracaat et, meşveret et. Onunla görüş ki bu hakikati bilesin diyor. Böyle gidiyor. Atla. Neden insan selgüzeşti hayatında hadisat-ı alemden tahattur ve tefekkür etmiyorlar ki istikamet yolunu bulsun? Neden tefekkür ve tedebbür ve muhakeme etmiyorlar? Dalalete düşüyorlar. Geçmiş kurumlardan ibret alıp gelecek manevi belalardan kurtulmaya çalışınız. Hakikaten psikolojide de öyle ya, senin söylediğin bir şey. Mesela psikoloji hastalar aynı hasta. Niye biliyor musun? Geçmişte o hastalıktan nasıl kurtuldun? Çözüm bulmuştun. Aynı cins geldi. Kullansana aynı şeyi. Mesela bir misal vereyim. Aklım gidecek. Öleceğim. Daha önce olmuş muydu bu? Oldu. Öldün mü? Aklın gitti mi? Yok, şimdi de gitmeyecek. O zaman bu geldiği zaman ne dedin? Aklım niye gidecek? Aklım benim elimde değil ki, zaten Allah'ın elinde. Şimdi aynı şeyi söyle. Niye yeni bir bilgi üretmeye çalışıyorsun? Mesela bak ne diyor? Geçmiş kurumlardan ibret alıp gelecek manevi belalardan kurtulmaya çalışınız. Manasında gelen ayetlerin bu cümlelerine kıyasen çok ayetlerde beşeri aklına, fikriyle meşverete havale ediyor. Onun için akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde elbette Burhan-ı Akliye'ye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiğine Kur'an hükmedecek diyor. Şimdi çok acayip bir yer arkadaşlar. Burada bunu okuyacağım ve keseceğim. Hasan abi bir dakika, bitirmeden bir şey sormak istiyorum. Şimdi yani burayı okuyunca kafamda canlandı. Şimdi muhakeme deyince ben sadece aklı karar verme yeteneği gibi anlamıştım ama değil abi. Yani muhakemeyi akılda kullanıyor. Değil mi? Vicdan ve kalp ve hepsi kullanabiliyor değil mi muhakemeyi? Hakim. Hakim yani, ama futbolda hakem var. Hakim ya. Yönetiyor. Kalpte de öyle var. Kalp kaymıyor. Evet. Kayıyor. Vicdanda da öyle. Hani mekanı orası. Evet. Ama işte bir her yerde. İşte her yerde. Tabii. Kalp de. Ama işte bir dimağ da. Evet. Vahiy akla bakıyor. Ama işte bir her yerde. Kalbi de yapıyor. Mesela muhakeme demek. Hikmet sahibi. Hakim. İki zıt tarafı yöneten. Dava ile davacıyı. İddia ile iddia edeni, hakla batılı gibi. Bunun dışında bu. Yönetiyor. Yani şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Kafirlerde muhakeme yoktur diye. Muhakemeyi kaybetmiş. Yani niçin? Şöyle yani, şu manada muhakeme yoktur. Müslümanlarda dima ve yani akıl ve vicdanı birlikte işletiyor. İşlettiği için dima ve kalp bütünlüğüyle muhakeme edebiliyor. Yok şey demez. Ama kafirde vicdan olmadığı için ya da vicdan sistemi çalışmadığından, zihin sistemi çalışmadığından muhakeme sadece dimağda oluyor. Yani onlar kalpleriyle muhakeme edemiyorlar. Zaten muhakematta ne diyor? Mizansız ve muvazenesiz ve mizansız. Ne diyor birincisi? Muvazene. Muvazene ve mizansız. İşte ikisinin cemi muhakeme. Orada zaten ne yapar? Çok aldanır, çok aldanır. Nasıl hakem olacak? Hakim nasıl olacak? Elinde ne var yani? Felsefe tabiriyle doğru deniyor. İki tarafı da vakıf olması lazım ki. Malzeme yok ki elinde. Malzeme yok elinde. Elinde yok. Yok.
Yani mesela onu bilecek, onu da bilecek. Mesela ben bazen bu vakıf kardeşlere diyorum ki bak, ben sizin için nimetim. Niye? Yani bayağı geçmişi aktarıyorum size. Mesela layıkalar dershanesiz olmaz. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır diyor Kur'an için. Sözleri anlarsınız lugatla. Mektubatı, şuaları kısmen. Lemaları anlarsınız bunu. Ama Kastamonu Emirdağ layıkaları ehlisiz, dershanesiz olmaz. Lugati değil o. Mesela sadaka. Bir gaye, bir maksada bağlanmak. Ne demek yani? Eylemsel olması lazım. Yaşanan bir hayatın uygulaması olması gerekiyor. Layıkalar önde gidenler gözükmedikçe olmaz. Yani nasıl uygulanmış bu? Nasıl tatbik görmüş? Resulullah bu hadisi nasıl yapmış? Sahabe bakarmış. Nasıl uygulanmış? Bu ayeti Resulullah nasıl yapmış? Şimdi Allah'ın kelamı yetmiyor. Allah'ın kelamı çekirdektir. Allah Resulü'nün sünneti, yaşantısı ağaçtır. Uygulama halidir. Kur'an'ın uygulama halidir. Amenu aminsa. İşte o da mizansız ve muvazenesiz. İkisince bir muhakeme. Hakim olacak. Hakim olabilmesi için bunu da bilecek, bunu da bilecek. Diyoruz ki bak, kardeşim ben böyle bir hadis olmuştu dershanede. Böyle böyle olmuştu. Rüştü abi demiş ki, Zübeyir abi böyle gelmişti, böyle diyor. O da ustattan çarpmış. Mesela bir misal söyleyeyim, güldüreyim, hem telemis ettireyim size. Abi dedim ben sana gelsem. Devam edelim. Bu okuduğum yer çok bereketli. Bunu okuyacağım. Çok çıkarımlar var. Keseceğim. Ve bunu trende yazmışım. Hayır, sizin nimet var. Biz vakıftan tercih ediyoruz. Biz vakıflar için layıkayız. Doğru söyledi. Sizin şu. Bizim için ne olur? Sizin için terakkiş durmaz. Devam eder. Biz vakıflıktan sonra çok sıkıntılı. Yap yap yap. Sen vakıf olmamıştın ki daha önce. Vakıf olmuş mu? Hayır. Yok. Tercih yapmadın. Süreçten gittin. Bu sana start verdi bile. Ben mesela hayalim. Şimdi bu dersten çık. Şu anda fabrikada mesai yapıyorum. Peki intihar değil mi? İntihar. He? Olmaz. Yaşıyor yani. Yani bu dersleri bırak. Bu işe değil abi ya. Siz fabrikada mesaiyle ama düşün ki bu dersten çık git benim kaynanayla muhatapım. Ondan sonra ne ders kalıyor ne başka bir şey kalıyor abi. Psikolojiye Bismillah. Hasan abi bu konuyla alakalı da şimdi Hasan abiyle hızlı trende gidiyorduk. Hasan abi karşısında biri vardı ayağını uzattı. Dedi ki delikanlı ayağını çeker misin dedi. Ama o dedi ki ben delikanlı değilim dedi. Hasan abi bunu fark etmedi yani. Neymiş? Erkek değildi yani. Evet evet. Delikanlı ayağını çeker misin dedi. Ben de delikanlı değilim. Evet. Kızmış meğer, o kadar dikkat etmemiş mi ne bileyim. Trenizli tren, Palatya mı gidiyordu? Palatya. Yani ilgimi çekmemiş de, ayağa çarpınca, yani trenizli trendesin ya. Böyle kafayı kaldırdım, delikanlıya benziyorum. Ne bileyim, dikkatli bakmamışsın ki. Delikanlı çekmiyor, ben delikanlı değilim dedi. O zaman şaşırdım ha, demek ki kız çocuğu. Evet. Şimdi burada ne çıkarımlar var? Çok psikoloji malzemeler var. Beşeri aklına bak. Beşeri. Ya bunu mutlaka ayırın arkadaşlar ya. Beşeriyetle insanlığı ayırın lütfen. Ayırdınız da ben Nazım'ı söylüyorum. İnsan doğmadık annemizden. Beşer doğdu. Beşer şerlerle doğdu. Zıtların cebi. Terk ve tecerrütlerle insan oldu. Peygamberlerin vazifesi neymiş? İnsanlara insanlık makamı. İnsanlık makamı. Beşeriyetten demiş büyük zatlar. İnsan olmaya. Beşeri aklına bak. Beşeri. İnsan aklı değil. Aklıyla, fikriyle ve kalbiyle meşveret etmesini söylüyor. Bir şey yapacaksın değil mi? Bak arkadaşlar ne güzel çıkarımlar, ne güzel bak. Ustad söylüyor burada ya. Hutbe-i Şamiye diyor ki bir şey yapacağın zaman meşveret et ilk önce. Neyle? Aklınla meşveret et.
fikrinle meşhur et. Yani gaye ve hedefin. Mesela gafur, sana uygulayacağım bunu. Bana alakası yok tabi de. Şimdi şu, bir hedefim var kardeşim. Bir hedefim var hizmete. Geliyorsun, makas yaptı arabana. Adam, arabana. Şimdi ben bunu makas, farı çakayım, kornaya basayım. Fikri neydi? Derse gidiyorsun, yani bir hedefim var. Meşgul olma. Yani bir şey yapacağın zaman, bir, aklına meşgul et. İki, fikrinle meşgul et. Fikir yoldu. Yol neydi? Bu değil. Hedef ve gaye koymaktan koyduğun anda kendine yol açılmış oluyor. Bu yol hedef belirliyor. Yani hedefin ve gayene göre o adamla kavga et. Kışıyla uğraşma. Yani başver. Çöp. Yani rüzgar esti bilmem. Kağıdı uçurdu geldi arabanın içerisine. Adam küfür etti. Yani rüzgar esti cam açıktı. Bir tane şey şöyle diyeyim. Öndeki araba sileceğine su attı. Başıma geleni söylüyorum. Benim de cam açıktı. O üstten o arabadan geliyor. Benim de arabanın içine giriyor. İşgal alır mısın? Adam kastetiyor. Öyle kabul ettim. Şimdi yapacağın bir işte bir, ilk önce kimle meşret edeceksin? Aklınla. İki, fikrinle. Fikir neydi? Gaye ve maksadınla. Ya gaye ve maksadınla. Üç, kalbinle meşret et. Bunu her yere uygula abi. He ya. Bak ne çıkarımlar var. Duyduğu iş. İki. Beşer ne demek? Şerlerle hayırların cem halidir. Parantez içi. Beşer aklıyla, fikriyle, kalbiyle meşveret etme nispetinde beşeriyetten çıkıp insanlığa doğru hareket eder. Üç. Fikir aklın sıfatındanmış. Meşveret ehli zekavetten çıkıp aklı daireye girdiğinin alametiymiş. Meşveret ehli ne demek? Meşveret ehli aklıyla, fikriyle, kalbiyle veya doktorluğumla meşveret ediyor. Yasin'e meşveret ediyorum bu konuyu. Şu, ben zekavetimle hareket etmek istemiyorum. Aklımla hareket etmek için akıllarla şey yapmak diyor ustad yine. Yani aklımla meşveret et ve aklın kemaliymiş. Aklıma yetmeyeceğinin alameti sizin aklınızda kullanarak bu akıllılıkmış. Aklımla aklımı yönetirim demek akılsızlıkmış. Başka akılları kullanayım demek aklın aklıymış. Tamam ben bildim. Sen söyle bakayım ne diyorsun? Bak dinliyor mu herkes? Dur bilmediğim ne var? Benim bildik. Fazla bir şey getirmez konuştuğumu. Ama senin bakayım benim şey. Onun için meşveret etmek ve emrum şura beynim aklın kemalatıymış. Aklın aklı meşveret etmiş. İlk önce kimle meşveret edeceğiz? Aklını aklınla, aklını fikirle, aklını kalbinle. Sonra işin ehilleriyle. Meşveret ehli ne olur? Zekavetten çıkıp daireyi akla girdiğine. Alamet. Suresi var değil mi abi? Sureye gelmiş. Ve emrum şura beynim işte. Ayet. Çünkü zeki adam zekavetine güvendiği için aklıyla ve onun temsilcileriyle meşveret etmez. Etme ihtiyacını duymaz. Zeki olduğu için. Ben zekiyim. Aklıyla meşveret etmez. Kalbiyle meşveret etmez. Davasıyla meşveret etmez. Mesela bir misal söyleyeyim. Tayin aldıracaksın Yasin. Uygulayayım. Nereye aldırayım? Abi şey memlekete aldırdık. Ondan sonra gitti, telefon ediyorsun. Hasan abi, buyurun abi. Polatlı'da abi dershane var mı? Neredesin Yasin? Polatlı'ya. Hayırdır? Ben oraya tayinimi çıktı da, çıktı mı çıkarttın? Çıkarttım, tayinimi aldım, evi yerleştin. Ha şimdi dershane soruyorsun. Daha evi taşımadan sorman gerekirken, o zaman hizmeti sen istepne olarak kullanıyorsun. İstepne lastik. Patlarsa lastiğim onu kullanırım. İlk önce din. Sonra gene din. İlk önce dünya. Sonra dünya. Üstabil misali. Üçüncü, dünyama yardım edecek din. Cenaze olacak, hastalık olacak. Nerede teselim olacağım? Dünyama zarar. O zaman din lazım bana. Bu istepne dindir. İstepne lastik gibidir. İlk önce, abi ben tayin aldıracağım. Bak İrfan. Belki de buradadır.
Abi tayin aldıracağım, tayin olacak. Doğru şeyin bitti, neresi? Ver bakalım nereler. Beraber yaptık, akıllı adam. Şimdi çıktı bir yere, tam keyfine uydun. Kız okulu kazandı, evi taşıyorsun. Oğlan okulu kazandı, üniversite diye oraya evi taşıyorsun. O kazandı, o evi taşıyorsun. Bak ilk önce kazandı da evi taşıyorsun. Şimdi sen taşınıyorsun, sonra din arıyorsun. Yani buraya gidecek. Ama şöyle olursa, tabii Türkiye'nin her tarafında var da, ona gerek yok diye, ha o tabii teselli ama ilk önce hizmetimiz var mı orada? Olmalı. Çünkü ne bu misali, uyduruk yapmıyor. Ulema İslam demiş ki, İslam hukukundan söylüyor. Camisi Müslümanları olmayan şehirden hicret edin. Ama güçlüsün, sen orada olacaksın. Sen oluşumu yapacaksan tamam. Onu da demiş. Ama zayıfsın, tutunamazsın. Camisi yok, Müslüman yok. Ha. Çünkü zeki adam zekametine güvendiği için aklıyla ve onun temsilcileriyle meşveret etmez, etme ihtiyacını da duymaz. Niye için duymaz? Zeki. Meşveret etme insanın aklı başında olmanın alametlerindendir. Başka? Hakikati bilmenin alametleri ve zemini ise, bak kaç tane şeymiş. Hakikati bilme. Zeminleri şunlardır. Kalbinin derinliklerinde enin enin bağıran sese kulak verir. Saadetin görüntünü kapa kardeş. Hakikati bilmenin alametleri ve zemini neymiş? Bir, kalbinin derinliklerinde enin enin bağıran sese kulak verir bu hakikatine. Yani bağırıyor, beka, ebed. Mesela vicdan diyor ki, kafir, hep senin üzerine gidiyorum bak da, bir şey değil. Ya yapma diyor ya, kafir, deme diyor ya, söyleme diyor, söylemezsen diyor. Ama biz onu dinlemiyoruz. Kalbinin derinliklerinde sese kulak vermiyor. Hakikati anlayamayız. Neymiş bu? Hakikatin bilmenin alametlerin zeminleri şunlar. Bir, kalbinin, vicdanın derinliklerindeki sese kulak vermeli. İki, aklıyla, fikriyle, kalbiyle meşveret etmeli. Üç, sergüzdeşi hayatına ve hadisat-ı aleme tahattür ve tefekkür etmeli. Sen geçmişte bunlardan buna benzer bir şey geçirdin mi? Geçirdin. Ders al. Başkası geçirmiş. Oradan ders al. Bir de hadisat-ı alem senin dışında yeni gelişen bir siyasi bir şeyse bu, bak o, ona neler dermiş. Ona bakın diyor. Başka yani hakikati bilmenin zemini neymiş? Tefekkür, tedebbür, yani ne tedebbür ne demek? Sonucu düşünüp hali yorumlamak ve aklen muhakeme et, tefekkür et. Sonuçtan süreci yönet. Benim bir şeyim var ya böyle. Hani babam demişti ki, oğlum dedi, çok yağmur var. Örnek veriyorum. Tarlaya böyle su gidiyor. Falan yere, falan tarlaya gidecek yolu git kapat. Bir sürü kanal var. Ha, ben o sonucu bildiğim için bu çayırdan akan su kanallar var çok acayip. Hangisine müdahale edeceğim? Hangisini önleyeceğim? Belli değil. O, ben o sonucu bilmeden bu tarladaki sürü deneyeceğim bir tane. Bunu kapattım. Oldum. Olmadı. Allah Allah. Koş bu tarafa gene. Şunu yaptım. Olmadı. Ona gideyim. Bunu da kapattım. Olmadı. Yani sonucu bilmeden sürece bakmak veya dünyada Afganistan geldi, Taliban geldi, El-Kaide geldi, bilmem Irak geldi, şu geldi, ne olacak falan. Yani bu sonucu bilmeden Asıl İmamı'nın bunun konuda neler demiş, tuvalet adabından bahseden din, bunlardan bahsetmemesi mümkün değildir aklını kullanmadan. İnsanlığı madem böyle ciddidir, tuvalete nasıl gireceğini söylüyor ama bunlara nasıl bakacaksın demeyecek. Öyle bir din. Şimdi sonuçtan, Risale'de demiş mi bu kardeşim, sonuçtan sürece baksan tam isabetli ve emin olursun. Zıt gibi gözükse bile, olmaz, olur mu ya, neler çıkartı falan, dahi bu böyledir. Suretine aldırma dersin.
Sonuç bu tarlaya su gitmesin. Hangi kanal? Aa bu kanalmış. Biliyorum çünkü bu sonuç. Onun için iki türlü bakış var. Birisinde tereddüt ve şüpheden hiçbir zaman kurtulamazsın. Sonucu biliyorsun. Süreci yönetmeye kalkıyorsun. Yani Amerika ne olacak? Uygulayayım siyasette de. Şu ne olacak? Eve uygulayayım. Çocuk büyüyünce ne olacak? Kız büyüyünce ne olacak? Havuzluğu görecek miyiz? Okulu görecek, doktor ne olacak? Mühendis ne olacak falan. Bu sonuçsuz süreç. Bak çabalıyorsun. Sonuç da yapayım. Bu kız bu oğlan ne olacak? İyi bir Müslüman olacak bir kere. Her şeyden önce, doktorluktan önce, mühendislikten, alim olmak, alimi olmaktan iyi bir şey, iyi bir Müslüman olacak. İyi bir nur talebesi olacak. İyi bir kul olacak. İmanlı olacak Allah'ın izniyle. Ahirete aday olacak. Ha, bu ahireti esas alıp sonuç bu. Süreci böyle yönetiyorsun. Hangi okula gitsin? Ben söyledim. Yakınım. Dedim bak en azından evin işe erdir. İmam Hatip'e gitsin. Düz liseye gönderme. Ama diyor amcası, dayısı, bilmem nesi. Ama diyor falan okulu istiyor diyor. Lise bu liseye giderse, İmam Hatip Lisesi'ne giderse şu hedefe varamaz. Ama düz şu liseye giderse fen koleje, şuraya varır diyor. Ha öyle mi ya, hedefiniz o. Tamam diyeceğim bir şey yok. Ama benim başka bir hedefim vardı. En azından ahirete bir kul olsun, anne babasına faydalı olsun. En azından bu çocuk bir derece korunsun yani en azından ötekiler gibi değildi. Sonuçtan sürece dedim ki, bari İmam Hatip olsun dedim. Ama yapmadı. Şimdi diyor ki, şey çıktı diyor, ben kötü arkadaşlar kurban oldum ya. Başka bir kızayım, yeni evlilere, evlenecek. Kaportasına mı, ruhuna mı bakacaksın dedim. Abi ikisi satılmıyor, öyle bir şey yok. Ya öne çıkacak, ya kaporta ya ruh. Allah Resulü öyle demiş, ikisini dememiş. Ya dini için alacaksın. Ya ahlakı için, ya nesi için? Malı için. İkisi için yaparsan diyor, hayrını göremezsin bu evliliğin. Bu evliliğin hayrını göremezsin. Nedir o? Dini alacaksın. Ben dünya ve ahirette eş arıyorum. Dedin mi? Allah yollarımızı gösterir. Yani sonuçta sürece çarpıcı misaller verdi. Şimdi aklı başında olma, hakikati kavrama, hakikatte yürümenin yolları bir, kalbiyle, fikriyle, aklıyla meşveret eder. Üç, eğilleriyle meşveret eder. Dört, geçmişte sergüzeşt hayatındaki benim veya başkasının başına geçmiş hadiseleri malzeme yapar. Veya tefekkür eder veya tedebbür, sonuçtan süreci yönetir. Başka, ibret alır, geçmiş kurumlardan, yani asırlardan, devirlerden, helak olunmuş kavimlerden ibret alıp dalaletlerden ve maddi ve manevi belalardan kurtulur. Bunun neticesini alemlerinde hakikat vesile yapar. Başka? Geçmişe bakarak geleceği yorumlayarak ibret almak hakikatin zemini ve malzeme depolarıymış. Cehli, yani mesela geçmişten beslenip istikbali yorumlamakla bu da hakikatin bir zeminiymiş. Geçmişin bütünlüğüyle geleceğe bakarak halde karar ver. Yani geçmişte Allah'a iman etmek. Gelecek ne? Ahirete iman etmek. Ahirete iman ve Allah'a iman etmenin bütünselliğiyle anda karar ver. Başka? Ceyl-i mürekkepten haberdar olmak ki neticesinde ondan kurtulmaya çalışmak. Mesela ilim yaptık. Maksadın ne? Cahilliğimi bilmek için ilim yapıyorum. İlmin kemali, ilmin ilmi cahilliğini bilmektir. İlim bilmektir. İlim kendi bilmektir. Yani edep. Haddini bilmek. Had nedir? Bilmiyor. Usta diyor ki vücudunda Adem. Adem'in de vücut vardır. Bu ustad ilim yapıyor. Gaye ne senin? Yokluğumu bilmek diyor. Hiçliğimi anlamak için yapıyorum diyor. Yani hiç olmak için vara gerek var mı? Cahil olduğunu bilmek için ilime gerek var mı? Evet. Diplomalı cahiller var. Hukuktan mezun adam tarıyor.
PKK lideri hukuk mezunudur. Ankara hukuktan mezundur. Yani anlıyor musun? Şimdi siyaset. Bu ilmi nereye götürüyor? Cahilliğini bilmeye. Daha ilim yapmadan cahilliğini bilebilir misin? Bilemezsin. Cahilliğini bilmek ilim ile olur. Cahilliğini bilmeyene nedir biliyor musun? Cehli mürekkep. Bilmez, bilmediğinde bilmez. Taakkul etmek yine hakikatin zeminiymiş. Akletmek. Kur'an çok söylüyor buna. Taakkul etmeyene divaneliğe düşerlermiş. Hasan abi, özür diliyorum. Kim özür diliyorum? Diyordunuz ya, basın sırtıma çıkın. Evet, bunları siz araştırmayın. Ben yaptım, anlattım. Sen daha üstüne çık. Yani mesela şu parantezin içine onu da koyabilir miyiz Hasan abi? Şurada yazmışsınız ya. Neredeydi? Geçmişe bakar. Evet. Tecrübeler. Tabii tecrübelerle. Mesela tecrübemi genç vakıflara söylüyorum. Bak karar verdin, ver be. Vermediyse bir şey yok. Ben vermişim. Rabbime de söz vermişim. Ama şöyle söz vermişim. Süfyanet bitmeden kendime dönmeyeceğim dedim. Ya Rab sözüm sana. Ve sen bana yardım et. Süfyanet. Ondan sonra inşallah. Ama ben Rabbime bu sözü vermişim. Süfyanet bitmeden asla kendime dönmeyeceğim. Dönersem canımı al ya Rabbi. Ben sözleşmişiz. Söz vermiş. Söz almış usta, Ruşlar bizden. Tamam. Tamam. En azından Süfyanet'e kadar bayrağı tutacaksın. Ya. Yani niçin söyledi? Tecrübeyi kullanacaksın. Yapma. Değmez bu. Demek ki akletmek, taakkule havale ediyor Kur'an. Akletmiyorlar mı? Taakkul etmeyene divaneliğe düşeceğini söylüyor Kur'an. Divanelerdir diyor. Başka hakikatin zemini, hakkı görmeyi istemek. Bir kere bir şeyin hakikatin zemini nedir? O hakikat aşık olacak. Yani isteyeceksin. Nadir abi çok derdi. Derdi ki, hep abilerden naklediyorum. Onun en çok söylediğine isteyeceksin devamlı. İsrarla isteyeceksin. İsrarla isteyeceksin diyor. Dua edeceksin. Ben devamlı bir şeyi çok ısrar ediyorum dua. O kadar ısrar, mesela en çok ağzımdan çıkan tövbe. Ben hep tövbe ederiz değil mi? Ya Rabbi şeriatimize bakıp ikram ettiğin, ihsan ettiğin, lütfettiğin, keremin olan şu hizmet imaniyi elimizden alma. Beşeriyetimizin iktizasından olan günahlarımızdan dolayı. Yapma Allah'ım. Ben yaptım. Çünkü ben insanım. Hatta tanımlayamadığım, ifade edip ya Rabbi şu günahım diyecek kadar utanıyorum diyemedim. O günahlarım var ya neyse Allah'ım. Toptan söylüyorum. Allah'lığın hatırını. Sizin de öyle değil mi? Evet. Allah'lığı hatırını Allah'ım. İfade edemiyorum yani. Utanıyorum sana bile şu diye. Allah'ım sen onu biliyorsun. Onu hadisi kutsi var ya Rabbi. Peygamber'e söylettiğimiz. Ben bir kulunu seversem, bir kulumu seversem günahlarını görme. Allah'ım o hadisi bizde tahakkuk ettir. Bizim bu günahı görme. Hakkın anlama zemini, birkaç tane daha kaldı keseceğim arkadaşlar. Sonra meyve yiyeceğiz. Hakkı görmeyi istemek, ısrarla istemek. Neden bakmıyorlar hakkı görmeye kör olmuşlar var ya, bu hakikati görmüyorlar, duymuyorlar, anlamıyorlar. Sağır olup kör olmuşlar, belki divan olmuşlar ki, bu hakikati görmüyorlar, anlamıyorlar, bakmıyorlar Risale-i Nur için diyor. Demek ki birincisi, şey başka, istemek, kör olmuşlar. Bu istemekte şevk nasıl oluyor? Yani karşı şevk nasıl olur mesela? Yani isteyenlerle istediğin zaman istemenin şefki olur. Hmm. Mesela bugün geldi. Evinde olsam bu şefki olur muydu? Olmaz. Ben de beraberdi. Ben bu, herkes gitsin, kalksın, kapatalım. Bu şefkim olur mu? Olmaz. Ancak ististe odamda çalışırken başka şefk olur. Bu şefk olmaz. Bazı şeyleri ben derste şu anda tespit ediyorsun. Şefk istiyorsan, bedel vereceksin. Şefklilerle şefkleneceksin. Top oynamak istiyorsan, iyi bir futbolcu topçularla alacaksın. Ne olmak istiyorsan. Başka istikamet hakkın ifadesiymiş. İstikamet hakkın ifadesi.
Bu da sergüzeşti hayatında hadisat-ı alemden tahattür ve tefekkür etmekle istikamet bulabilirsin. Sergüzeşti hayatın var ya geçmiş. Evet. Böyle yaptım bu oldu, böyle yaptım bu oldu. Bu abi de böyle yaptı, bu kardeş de böyle yaptı, bu oldu, bu oldu, bu oldu. Kitapta da böyle diyor. Ha bunları ben kullanayım. Psikoloji de kullan ya. Ya kardeşim daha önce çok olanlar için söylüyorum bu sesimi. Duysun onlar. Abi aklım gidecek diye korkuyorum. Daha ilk defa mı oluyor? Yok dedi, daha çok oldu. O zaman gitti mi aklın daha önce? Yok, gene gitmeyecek. Kullansana geçmişindeki bu tecrübeyi. Niye yeni de mahkeme kuruyorsun? Geçmişte gitmediği gibi şimdi de gitmeyecek ya. Ölüyorum. Geçmişte de olmadı mı? Ölmediğin gibi şimdi de ölmeyeceksin. Merak etme, ölüm anında seni hatırlamayacaksın zaten. Çünkü teris olacaksın. Ölüyorum, olmayacak sende de, rahat ol. Bir şey denmişse sana, böyle olacak işte, korkma. Başka? Dalalete düşmenin zeminleri şu anda okuyorum. Evet. Hakikati bulma zeminiydi. Şimdi dalalete düşmenin zeminini okuyorum. Üç tane. Bir, tefekkür. İki, tedebbür. Üç, aklın muhakeme etmemekten. Aklen muhakeme etmemek. Evet, aklen muhakeme etmemekten. Bir, tefekkür etmiyorsun. İki, tedebbür. Tedebbür neydi? Sonuca göre sürece bakmamak. Evet. Üç, aklen muhakeme etmemek. Muhakeme aşağı gelmesi lazım. Evet. Tedebbür neymiş? Sonucu düşünerek haldeki haline istikamete koymak manasındaymış. Yani bu dalaleti, dalalet zemini aslında. Evet, dalalet zemini bu. O hakikati geçti, o kapattık. Evet. Şimdi dalalet insan nasıl düşer? Dalalet nedir? Gayril mağdubi aleyhim ve dallin. Dalli. Dalli ne demek? Rehbersizlikten oluyor. Yani 25. sözde söylüyor. Dalin, sen o dalalet ehilleri diyor, senin akıllarına güvenip de diyor, senin rehberliğini mi kabul etmiyorlar ki? Kendi akıllarına güvenip senin rehberliğini kabul etmiyorlar. Rehbersizlikten dalin oluyor. Nedir o rehbersizlik? Bir, tefekkür. Evet. İki, tedebbür. Sonuçtan süreci yönetememek. Üç, aklınla, aklen muhakeme etmemekten dalalet oluyor. Yani rehbersizlik oluyor. Rehbersizlik. Tedebbür neydi? Sonuçtan süreci yönetmek. Tefekkür, tedebbür ve muhakeme neymiş biliyor musunuz? Üçü. Tefekkür, tedebbür ve muhakeme. Aklın sıfatlarındanmış. O da çıktı. Ey mütefekkir akıl sahibi. Ey mütefekkir ve akıl sahibi. Ve kendini münevver telakki edenler. Ha, ne çıktı buradan? Tefekkür aklın sıfatlarından çıkmış. Başka bir metin okuyorum. Çıkarımı okuyacağım ondan. Elbette Burhan-ı Akli'ye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek. Hutbe-i Şamide geçiyor ya. Buradan ne çıkardı? Burhan akla aitmiş, hüküm de akla aitmiş. Burhan ve hüküm verme, akıl. Hükümler burhani şeylerin sonuçlarından mı çıkıyor? Burhanlardan mı çıkıyor? Yani bu, onu... Elinden de şey çıkar mı mesela? Hüküm çıkar mı? Yok, bütünlüğünden çıkar hüküm. Delil, burhan, hüccet. Üçünden cemi hüküm veriyorsun. Evet, hazırlanıyorum. Ve burada bitiyor. Yok, bitirmeyin abi, bir dakika bir şey soracağım. Sen güçlü hayat diyorsunuz ya Hasan abi. Hep dikkat ettim, geçmişe dönük. Maziden bahsediyorsunuz. Halbuki sergüçteyi hayat, ben şöyle yapamamıştım bu zamana kadar Hasan abi. Biraz daha yukarı çık. Yüksekten baktığın zaman hayatının bütünlüğü. Yani geleceği de aslında sergüçte. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Biraz ilerisi o. Ne biliyor musun? Şimdi bunu senin söylediğin Mesnevi'de geçiyor o bapta. Endam ayine düşün yolda. İstikbal. Gördüğün aslında geçmiştir. Tabii. O aynada ne var? Sen ve arkan var. Evet. Ama aslında önünde. Evet. O zaman geçmişin aslında geçmiş değil. Ahirette gitmedi mi? Ahirette görmeye gidiyorsun. Ahiret bizim için gelecek. Neyi göreceğiz? Yaptıklarımızı göreceğiz. Yaptıklarımız dünyada geçmişti. Ahirette önümüzdedir. Evet. Şimdi diyor ki, yürürken diyor, usta, büyük bir yandam ayna var diyor. Aynada neyi görüyorsun? Mazini görüyorsun.
Mazin bu yürürken neresidir? Sen arkayı görmüyorsun ama istikbal olmuş. Mazine yürüyorsun. Ona yaklaşırken aslında ondan uzaklaşıyorsun. Öyle değil mi? Ona yaklaşırken. Aynada burada uzaklaşırken orada ona yakın gibi gözüküyorsun. Bak görüyor musun? Buradan uzaklaşıyorsun. Ama orada yakın gözüküyorsun. Yani sevgüzleşi hayat, hayatına bütünlükle baktığın zaman şöyle diyeyim biraz daha, madem açtın. Böyle avam böyle biraz halde bakar, sala parti yaşamaz. Avam gene biraz denge yapar halde. Biraz yükselmiş insan, yani ilim ehli ise maziyi kullanır. Kafir, Müslüman fark etmez. Biraz hal ehli ise biraz çıkar kendisinden, kendisini istikbaldeki makamda görür. Madem açtın. Çıkar kendisinden, istikbal halini, mazisini, halini, istikbalini, üçünü birden görür. Gördüğü istikbale göre yaşar şimdi. Çok acayiptir bu. Ne, anlatamadım ama. Çok abi anlatıyorum. Mesela şu misali anlatıyordunuz ya sen abi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Efendimiz şu kitabı hep öyle hareket ederdiniz ya sen abi. Mesela biraz daha sağ tarafa. Yani. Ahirete iman bu sana. Abi işte doğru. Aynı bak. Güzel misal o. Sen şu kitap herkese göre nereye koyayım? Böyle mi koyayım? Böyle mi koyayım? Böyle mi koyayım? Böyle mi koyayım? Nereye göre? Buna göre koysam, abi ya ben şey tam bana doktor diyor ki, abi sırtını geldi diyor ki sizi doktorla Emre zıt. Buna göre bu zıt. Bu kitap en doğru nasıl olması lazım ki herkesi memnun etsin? Hem dünyaya mahiret hem dünyada her şeyde. Bu kitaba hükmetmek oradan olacak, gaybtan. Alemi melekut ve gaybtan. Melekut ve gayb farklı. Ondan sonra melekut aleminden. Gayb kafir de geçebilir. Şimdi diyecek ki bu kitaba oradan buraya, orada nasıl gözüküyor bu? Orada. Hasan ileri alalalalala biraz sağa götürüyor. Ya çirkin gözüküyor, biraz kaldır bu tarafa kaldır. Çevir. Olmadı bak. Burada, buraya hiç bakmıyor. Oraya bakın. Bak kaldır. Kaldırdım. Çevir. Tamam. Biraz da çevir. Tamam. Böyle biraz. Bu senin elindeki diyor en güzel o alem, hakikat dünyasının en iyi şekilde orada gözüküyor. İşte orayla buraya hükmetmenin adı sünnet-i seniyedir. Yani orayla burayı tanımlıyor. En bu mesela diyelim ki misal söyleyeyim çok sıradan bir şey. Yemeği üfleyerek yemeğin diyor. Bir, ağızdan çıkan gazı bilmesi lazım bu söz sahibinin. Yemekteki kimyasal yapıyı bilecek bu söz sahibi. İkisini mulakki, ikisi bir araya geldiği zaman kimyasını bilmesi lazım. Biyolojiyi bilmesi lazım. Yani biyolojiyi, kimyayı, yani bu adam uzman olmasın. Altın haramdır, ipek giyilmez erkek. Gibi. Yani gibi. Erkek mesela ipek giyince bak ne oluyor? Altın takınca bak ne oldu? Kadınlaştı. Kadın, kız çocuklarına diyor, kıza gibi davranın, erkekler erkek gibi. Onu işveren, bak kız çocuğu gibi davranırsa, saçlamasını zaten karı gibi duyguları, şeyleri oluyor. Sesleri oluyor. Biliyor musunuz? Cebrail insanın sesini kullanıyor. Cebrail'in sesi yok. Yani sesle şey yapmak, iltifat etmek, okşamak, memnun etmek insana mahsus ha. Kelam sahibidir ama ses sahibi başkadır ha. Bu konuşmak, bu, herkes de... Nasıl aktarmış abi? Gördüm zaten. Ses başka bir şey ha. Geldi onu kullandı. Dihe suretini, sesini kullandı. Şimdi Miraç'ta da şey, Hazreti Ubeke'nin sesiyle... Şey... Ya, bak bu sesi görüyor musun bak konuşmasını? Bir ehli ne der biliyor musun? Hiç görmesin seni. Sesinden senin karakterini çıkartıyor. Oruç tabi böyle bir şeydi. Değil tipini ben mübah etmiyorum. Sesinden karakterini söyler. İmam Ebu Yusuf söylüyor. Ben kişiyi görmeyeyim, sesini duyayım. Karakterini söylerim. İmam Muhammed daha acayip söyledi. Ben kişiyi görmeyeyim, kendisini görmeyeyim, sesini de duymayayım. Kokusundan karakterini söylerim diyor. Simahum fi vucuhum min eseri sucud.
Ya biz de adamız da biz de o biz insansak onlar kim? Ve o insansa biz kimiz? Doktor gidiyor. Onlar insansa biz kimiz ya? Durumumuz hepten iyi inşallah. Hepten iyi değil diyeceğim ama. Allah bu hakikatle aklanmayı nasip etsin. Öyle fız olsun. Densin diye söylüyoruz ama duayı. Ya Rabbi dergah-ı izzetinde nasıl makbul oluyor? Nasıl razı oluyorsun? Onların zürmesine kaldı. Daha bilmiyorum. Bir daha ya. Beşeriyetimize bakıp işlediğimiz günahlardan dolayı Allah'a İkramın, ihsanın, lütfun, keremin ola. Hizmet-i maniye, durusu Kur'an'ı bizi ayırma. Vahim vazifesini yapan çumurlu ilhamdan bizi uzaklaştırma. Ya Rabbi, tanımlayamadığımız, dile getirmek istemediğimiz, hatta düşünüp de hayal edip de tövbe etmekten hayal ettiğimiz günahlarımızı biliyorsun ya Rabbi. Sen biliyorsun. Bunu söyle, bu haleti bize veren, bu böyle duayı yettiren esmandan istiyor. O da bir esmandı. Allah bu esmanın hürmetine, bunu söylettiğin esmanın hürmetine, onu yok et ya. Değil hesap. Benim hat bana da hatırlatma. Çünkü ben benden utanıyorum. Allah'ım ben benden utandığımı biliyorum. Senden artık diyemem. Sana söylemekten utancından zaten diyemiyorum. Ben hatırlayınca ben utanıyorum. Allah'ım utandırma. Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın imanının senin yanındaki değeri hatırına. İman edenlerin senin aleminde nasıl karşılık buluyor? Hangi esma ve sıfat şunun hatırına? Mahiyet-i Zatiye'nin hatırına. Madem ben kabul etmeyeceğim duayı kulumun ağzına vermem diyorsun. Söylettir. Ya Rabbi bu hadisi kutsiyi biz de tahakkuk ettin. Madem bize istettin vereceksin. Başka şansın yok. Şansımız yok. Allah'ın hatırına. Musa Aleyhisselam'ın Rabbi, Musa Aleyhisselam öyle dedi. Ya Rabbi, istedi olmadı senden. Allah'ın hatırına dedi, verdin ya Rabbi. Biz de Musa değiliz ama Musa'nın dediğini taklit ediyoruz. Musa'nın dili hürmetine, aynı söylediği hakikatin hatırına, Musa'laşan haletimizin hürmetine, Allah'ın hatırına duamızı kabul et. Bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Ya Rabbi dünya ve ahirette rızanı istiyoruz. Senden seni istiyoruz. Bize ayırma senden. El Fatiha.